Türkiye'nin ilk internet spor kanalı Class Spor TV ekranlarından hepinize merhaba. Sadece ama sadece Ankara Gücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum başlıyor. Yorumlarınızla programımıza siz de katılabilirsiniz. Facebook ve YouTube yayın ekranı üzerinden atacağınız yorumlar ve aşağıdaki hashtag üzerinden atacağınız tweetler programcılarımız tarafından yayında paylaşılacak. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi seyirler. Söz sende Bülent abi. Sadece ama sadece Ankara Gücü'nün konuşulduğu Güçlü Yorum 18. bölümüyle ekranlarınızda. Bugün 25 Aralık Çarşamba. Meriç abim ve Engin'le beraberiz. Hoş geldin Meriç abi tekrar. Hoş geldin Engin. Hoş bulduk Bülent. Teşekkürler. 2 haftadır 1 puan alarak yolunu ilerleyen bir Ankara Gücü var. Önemli bir puandı Antalya'da. Moral puanı. Son dakikada kazanılmış bir puandı. Yine kisüyle kazanılmış bir puandı. Mustafa Kaplan'ın Antalya Spor'u yenilmeme serisi 4 maça çıktı. Geçen hafta biz söylemiştik programda. Mustafa Kaplan Antalya'yı yenilmiyor diye. Son dakikada Kisio muhteşem bir işe imza attı. Takımına 1 puan kazandırdı. Şimdi hem Antalya Spor maçını değerlendireceğiz. Hem Denizli maçı üzerine konuşacağız. Ankara Gücü'nün de neler oluyor, neler bitiyor bunları masaya yatıracağız. Ama öncelikle dediğimiz gibi bir Denizli Antalya maçıyla başlayalım. Engin nasıl bir Antalya maçı vardı? Seni gördün. İlk başlarda ilk yarıda Ankara Gücü temposundan hani istenilen oyunda başladı beşli savunma ve bunu zaten defalarca söylemiştik. Hani beşli savunmanın ne kadar olacağını ve bu maçta da çıkacağını tekrarlayacağını düşünmüştük. Bu dediğimiz gibi olduğundan ziyade bu sefer istenilen bir şekilde oynandı ama ve program esnasında anlatılanlardan yan topları sürekli Galatasaray'ın yan toplarını kullandığını ve yan toplardan etkinlik yaptığını söylemiştik Galatasaray'ın. Evet. Antalya Spor da buna benzer bir oyunda çıktı ortaya. Yan toplarla daha etkili olmaya çalışıp ön alanda istenileni almaya, gole ulaşmaya çalıştı. Bundan dolayı da hava toplarında da Ankara Gücü'nün zafiyeti biraz daha ortaya başladı. İkinci golde olduğu gibi ve ilk golde de olduğu gibi ortaya çıkmaya başladı. İlhan'ın ilk dakikalarda kaçırdığı gol... Yine ilk dakikalarda kaçırdı diyelim. Evet, çünkü cümle öyle daha doğru olacak. Çünkü İlhan ilk dakikalarda bir tane kaçırıyor. Evet. Büyük bu. Şimdi gol beklentisini verelim. Tam onu söylemişken de. Ankara Gücü'nün gol beklentisi Antalya Spor maçındaki gol beklentisini verelim. İlhan'ın kaçırdığı gol pozisyonu o pozisyonu buluşulduğunda ne kadar yüksek olduğunu bu tabloda da görebiliriz. Çünkü Ankara Gücü'nün en büyük fırsatlardan biri o gol fırsatıydı. Hani belki offside diye tereddüt etti ama hani offside da yoktu. Burada görebiliriz ikinci golle oranı neredeyse aynı o gol pozisyonunun. Hani golle buluşan ilk golün daha az ihtimali olduğunu görebiliyoruz buradan da. Yani bunun üstüne de gittiğimizde neredeyse eşit bir gol beklentisi vardı maç esnasında. Ama Ankara Gücü'nün iki daha net fırsat bulduğunu Antalya Spor'a göre belirgin bir şekilde golle birlikte. İlk golde İlhan'ın kaçırdığı pozisyonda tamamen büyük bir gol pozisyonu, bire yakın bir gol pozisyonu ama başarılı olamadı. Bunun yanı sıra Antalya Spor'un en büyük gol beklentisi İlhan'ın gol beklentisiyle birebir neredeyse. Bu da bir Ankara Gücü için ilk başlarda bir yıkık bir başlangıç oldu. Bu tabii. Maçta istatistiksel olarak gol beklentisi Kanteros'tan ben gol beklemiyordum. Kanteros'un niye oynadığını anlayamadığım bir Kanteros vardı. Çok kötü performans sergiledi ama güzel bir gol attı. Yalnız tabii Twitter'da yazılanları okusaydı Kanteros. Belki de devre arasında okuttular öyle mi motive ettiler onu bilmiyorum ama çık defol git be adam sen ne iş yaparsın. Maçta kulağına falan söylemiş yani. Olmaları lazım. Yani evet maç sırasında herhalde Twitter'dan bakıp bak senin için böyle şeyler söylüyor taraftarlar falan dediler. Kanteros ikinci yarıda acayip değişti çünkü yani evet. İnanılmaz. 180 derece falan değil. Neredeyse 360 derecelik bir değişim. Ama ilk yarıda ben gerçekten Kanteros'tan gol falan beklemiyordum. Kanteros'un sahada niye olduğunu sorguluyorduk. Evet. Beraber seyrettik maçı. Yani bu adam niye sahada kalıyor dedik. Sonra iyi ki kalmış hatta dedik. Hatta yediği karttan sonra da benim düşüncem şey oldu. Acaba Muhal haftası için mi hazırlık yapıyor gibisinden oldu. Evet. Performansıyla birlikte birleştirildikten sonra. Hani Kanteros ilk yarıyla ikinci yarı performansı gerçekten çok farklıydı. Hani
şöyle bir şey de var. İstatistiklerin, oyuncuların bireysel istatistiklerine baktığınızda Kantoros'un ikinci goldeki orta asistinde de bir ortaya açtığında da kendisi açıyor. Ortaya yardımcı oluyor orta açılmasına. Orada da bir golü, ikinci golde de katkı sağlıyor olduğunu düşünürsek, ilk golü de kendisini attı düşünürsek, iki golde de katkısı var gibi görebiliriz. Ama buna rağmen istatistikleri daha alt seviyelerdeydi. Normalde 7-7,5 civarlarında olması gereken Kantoros'un 6.80'lerde, 6.70'lerdeydi. Yani bu tamamen ortamı, oyunu o istatistiksel anlamdan da, yani normal oynayış anlamından da belli ediyordu. Hani istatistiğe bakmaya gerek yoktu zaten ilk yarı. Evet. Hani ben burada ilk yarı yayındaydım, burada izliyordum maçı. Hani çıkıp yanınıza gelip de direkt zaten Kantoros'un neden böyle bir performans sergilediğiydi. Hani siz de o sıraya yorumlamıştınız. Bunun yanı sıra Antalya maçında en büyük dikkat çekilen şey bir türlü beşli savunma yapmasına rağmen Ankaragücü'nün içerideki adam paylaşamaması. Hani markajlamaların yanlış olması. Alihan'a markajlama verilip Alihan'ın oyuncuyu kaçırması oluyordu. Yani bundan dolayı da bu hafta Denizli Spor ile kıyaslarsak Denizli Spor'da yapacağı bir ataklar tabii bu hafta Kulisic de yok. Artı dezavantaj olarak. Evet. Hani hava toplarında en iyi oyuncu olarak da ona geleceğiz Kulisic zaten. Yok. Denizli evet. Maçını yorumlarken. Kulisic de yok. Bundan dolayı Ankaragücü'nün bundan önceki Kulisic'in olmaması gerektiği gibi düşündüğümüz zaman Alihan'ın o pozisyonları kendisi çıkartması gerekiyor. Aynen öyle. Yani Alihan artık bu seviyeye gelmiş durumda. Süper Lig'de oynuyorsanız zaten bu seviyede olmanız gerekiyor. Beşli savunmada kolay kolay hava toplarına imkan vermemeniz gerekiyor. Ama burada Alihan'ın ikinci golde tamamen önündeki adamı kaçırması, içeri doğru rahatça vurdurmasını gösteriyor. Şimdi Antalya ile Ankaragücü arasında ortak benzerlik. Ankaragücü Gençler Birliği'ni yendiğinden beri galibiyet alamıyor. Antalya'da Gençler Birliği'ni yenildiğinden beri galibiyet alamıyor. Aslına bakarsak çok denk güçlerin bir maçı diyebiliriz. Çünkü bir tanesi 8 haftadır galibiyeti yok. Bir diğerinin 9 haftadır galibiyeti yok. Yani böyle bir enteresan istatistiğin olduğu bir iki takımın karşılaşmasıydı. Burada bu maçta benim açımdan en önemli kıstas, Meriç abi sen nasıl düşünürsün bilmiyorum. İki kere Ankaragücü'nün yenik duruma düştükten sonra beraber gösterdiği evet, mücadeleydi. Evet, geri dönüşü. Geri dönüşleriydi. Sen nasıl gördün abi maçı? Yani bir kere Ankaragücü benim görebildiğim umutlanmayı sağlayan bir toparlanma, bir direniş, teslim olmama, yenilmeme gibi bir şeye girdi. Bu çok önemli. Bu kazanma adına ilk adım. Yenilmezsen bir süre sonra doğal olarak yenmeyi falan da öğreneceksin. Yani evet. Bu noktadan hareket de Ankaragücü adına çok olumlu, çok iyi bir gelişme olduğunu söylemeliyim. Çünkü yakın geçmişe kadar Ankaragücü takımı geriye düştüğü maçlarda zaten yeniliyordu. Yani öyle beraberliği sağlamak, kazanmak, işi çevirmek falan Ankaragücü açısından çok mümkün olan şeyler değildi. Bunların örnekleriyle de ortada hep böyle geriye düştüğü maçlarda bir şekilde yenilmiş. Ama şimdi yavaş yavaş geriye düşse de bir reaksiyon verip beraberliği sağlamak, işte yeniden geriye düşüp yeniden bir reaksiyonla beraberliği sağlamak ve maçı öyle bitirmek gibi iyi bir alışkanlık edindi. Artık bunu bir kazanma alışkanlığına çevirmesi lazım ki ligde bulunan durum itibariyle özellikle ikinci yarıda, şimdi mesela bir Denizli maçı var, az sonra herhalde onu da konuşacağız. Bu karşılaşmalarda artık içeridekilerin hepsini kazanmak. Yani en kötü dışarıdan da maç almak ama içerideki maçlar da çok kolay değil. Konya, Fenerbahçe, Sivas, Çaykur Rize, Başakşehir, Alanya Spor, tabii. Galatasaray ve Antalya Spor. Yani bunların içinde ya bunu rahat kazanır diyebileceğin en fazla 2 bilemedin 3 tane maç var. 4 tane maç yok ama bu 9 maçtan en az 7 tanesini kazanıp dışarıda da 2 ya da 3 tane, 2 ya da değil en az 3 tane mümkünse 4-5 galibiyet alması lazım. Puanlar alması lazım ki ligde kalsın. Şimdi geçen sene de bu zorluğu yaşadı. Ankaragücü ligde kalma mücadelesini yaşadı ama ilk yarının bitmesine 8 hafta kala neredeyse 20 puanı vardı Ankaragücü. Evet. O 8'in son 8 hafta el frenini indirip çekse dahi, puan alamasa dahi o kadar iyi bir seri yakalamıştı ki sezonun başında. Evet. 20 puan İkinci yarı için temelde. Dahi aslında çok da sağlam bir işe imza evet. atmıştı. Evet. Evet. Şöyle bir şey de var. Fikstürü bir Ankaragücü'nün gelecek
sektörünü hem seyirciler için verebilir evet, miyiz? Evet, bir ekrana verelim. Çok ben bunu bu hafta daha dikkatimi çekti. Şimdi Ankara Gücü'nün oynayacağı bir de bu fikstüre baktıktan sonra bir de puan tablosunu verelim. Yani sırayla Denizli, aynen, Konya ve Kayseri maçları Kayseri, var. İki maç seyircilerin, aynen, seyircilerin görmesi. Bundan sonra bir de Kasımpaşa maçı var. Kayseri maçından sonra Kasımpaşa maçı var. Evet. Şimdi bir de puan tablosunu verelim. Yani burada dikkati çekmenizi istediğim şey olacak. Ankara Gücü'nün ikinci yarıya başlangıç sıralamasına baktığımızda tamamen bireysel 6 puanlık maçlar. Evet. Konya maçı, Kasımpaşa maçı, Kayseri maçı. Evet. Yani neredeyse... Bu hafta sonu, sezon sonunda Denizli maçı. Aynen. Ya biz Denizli'ye rakip maçı. De Denizli'de az puan almadı. 21 puan da aslında. Tabii. Evet. Denizli şu an biraz daha... Küçümsememek lazım bu işler. Yani direkt sanki küme düşmede en büyük rakiplerinden bir tanesiyle oynuyormuş gibi bir hisse kaplıyoruz ama... Değil. Birincisi manzur öyle değil. İkincisi Ankara Gücü'nün iç sahada sonuncu sırada. İç saha galibiyeti yok. Daha da açalım. Mustafa Kaplan'ın da bu sezon iç sahada galibiyeti yok. Evet. Yani gerçekten bu kadar sağlam bir taraftarı arkasına almasına rağmen bir manada 12 kişi oynamasına rağmen Ankara'da maç kazanamadı şimdiye kadar. Bu ciddi bir handikap. Bir gençler maçı. Ama her şeyin bir iki vardır. Gençler maçını kazandı bir. Şu an. Ama orada pardon Mustafa Kaplan karşı tarafta. Mustafa Kaplan, Mustafa Kaplan karşıda. Ankara Gücü'nün iç saha galibiyeti var. Mustafa Kaplan'ı yok. Evet. Pardon, özür dilerim. İşte puan tablosunu bir daha puan tablosunu verelim ekrana arkadaşlar. Yani puan tablosuna gerçekten şimdi yani burada dikkat çekmem gerektiği aslında gelecek maçlar değil. Transfer yasağının ne kadar erken açılması gerektiğini ve açılmıyorsa da buna göre artık ayarlanma yapılması gerektiği. Çünkü yarıdan sonra tam transfer tahtası daha kapanmadan Konya Spor'la oynayacak Ankara Gücü. Yani Konya Spor'la daha neredeyse ortasında olacak transfer sezonunun o maç Konya Spor. Evet. Bundan dolayı da aslında buna göre bir ayarlama yapılması gerektiğini, en çok bunlara çalışılması gerektiğini. Çünkü Ankara Gücü buradan bir 3 puan alırsa, Konya Spor'un bu haftaki rakibi de zor. Bu hafta kaybederse 14 puanla çıkıp Konya Spor'un kaybettiğini varsayarsak 15 puanlık kalıyor. Hani Konya Spor'la oynadığı maçta. O zaman ben bir anons geçeyim. Bir ekrana ben alayım, gireyim. Dün Fatih Mert Başkan'ın bir açıklaması vardı. Transfer yasağı kalkmazsa bu dünyanın sonu değil diye. Bunu geçen haftaki programlarda biz zaten bahsetmiştik. Böyle bir ihtimalin olduğunu, transfer yasağının açılmasının gerçekten güç olduğunu, birçok futbolcunun alacağının tamamını istediğini. Fatih Başkan da Anadolu Ajansı'na verdiği açıklamada benzerlerini söyledi. Biz bugün ya kendisinden özel bir açıklama alacaktık ama Kulüpler Birliği toplantısı nedeniyle şehir dışında olduğundan biz öyle o açıklamayı alamadık. Şimdi yorumlarınızı bekliyoruz. Ankara Gücü'nün transfer yasağını açamaması dünyanın sonu mudur değil midir? Kadro yapısını ele alalım. Bu mevcut kadroyu görelim. Fikstürü görelim. Rakiplere bakalım. Ankara Gücü transfer yasağını açmazsa sizce önünde neler var? Neler bekliyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşacağım. Şimdi devam edelim. Meriç abi. Maçı beraber izledik. Evet. Ortak bir aslında gördüğümüz bir şey vardı. Kitsio'nun Boyd rolü. Evet, yavaş yavaş artık Boyd'luğa ısınıyor. İyi de ısınıyor, iyi de yapmaya başladı. Mustafa Hoca yeni Boyd olarak Kitsio'yu kullanabilir. Hatta iyi bir sol bek bulabilirse bir şekilde yani transfer yasağı açılırsa evet. Pinto'yu da aynı şekilde sol kanat oynatabilir ki bence çok da faydalı olur. Ya da işte 3-5-2 oynayacak ama o zaman, geçebilir. O zaman sağ açığa geçebilir. Evet yani 3-5-2 oynatır ama bu sefer Kitsio'yla Pinto'nun canı çıkar. Yani bir maçta 30 kere gidip 25 kere geri döndüğünüz zaman ya da işte 35 kere gidip 30 kere geri döndüğünüzde ne haliniz kalır ne dermanınız kalır ölür kalırsınız orada. Evet. Henüz Ankara Gücü takımı öyle bir oyun sistemine de çok hazır değil. 5-3-2, 5-4-1 falan iyi idare ediyor. Otobüsü çekiyorsun kalenin önüne. Hem Korcan muhabbet edecek adam sıkıntısı çekmiyor. Hem de bu yakınlıktan doğan bir boğuntu var. Korcan sadece kendi defansıyla değil, rakip forvetlerle de, rakibin ileri uçlarıyla da bayağı muhabbet etmek evet, zorunda kalıyor. Evet, evet yani öyle bir zorunluluğu oluyor onun. Dolayısıyla sistem değiştirmediğin takdirde sen elindeki oyuncularla bir sistem icat edeceksin ya da var olan en yakın sisteme geçiş yapacaksın. Ama işin gerçeği Kitsio'nun son 2-3 haftalık performansının çok ciddi, çok güzel, çok keyif veren bir Boyd performansına
dönüştüğü yolunda. Bir de soldan Pinto'yu aynı şekilde kullanabilirse Ankara Gücü zor işi. O da Sako'nun görevini üstlenirse misal. Evet, Sako. Yani Sako ile biraz fizik farkı da var ama teknik farkı olarak Pinto çok üstte, çok ileride Sako'ya göre. Ankara Gücü bence transfer yasağını kaldırsa da öyle 30 tane 50 tane oyuncunun peşine düşmek gibi bir gerektiği yok. Sadece belli mevkilerde 6-7 tane, bilemedin 8 tane nokta transfer yapabilirse geçen sene yaptığı gibi ikinci yarı itibariyle birçok şey keyifli hale dönüşebilir. Ha, transfer yapamazsa, transfer tahtasını açamazsa dünyanın sonu mudur? O biraz bakış açısına bağlı. O formayı, armayı ne kadar sevdiğine bağlı. O bu işin sonunda ne olacaklarına bağlı. Yani şimdi bir şey için yapmak için buraya geldiyseniz, böyle bir iddianız varsa ve bunu yapamıyorsanız o zaman buraya niye geldiğiniz sorgulanmaya başlar. Bu sıkıntı yaratmaya başlar. Bu tribünlerde mırıldanmalara başlar. Ne kadar iyi Ankara Gücü'nde olursanız olun, bu size bir kötü geri dönüş olarak şey yapar. Onun için Ankara Gücü yönetimi ne yapıp edip bir şekilde şartları zorlayıp bir şekilde ahbapları, abileri, amcaları, dayıları zorlayıp oralardan destekler alıp bir şeyleri halletmek zorunda. Yani tamam, bu bir strateji olabilir, buna saygı duyuyorum ama sonuç itibariyle Ankara Gücü'nün düşmesi, Allah korusun, evet, Ankara Gücü'nün ligde kalmasından ufak bir temasla, ufak bir takım hareketlerle çok daha kolay. Düştükten sonra çıkması çok zor, evet, çünkü. Evet. Yani oradan gelmek, oradaki şartları şey yapmak, borç aynı olacak, hatta artacak. Elindeki oyuncuların bir kısmını kaybedeceksin. Yeni transfer yine yapamayacaksın. Çünkü transfer yasağın devam edecek. Dolayısıyla kaosun içinde tam böyle yangın yeri gibi bir yerin ortasında kalacaksın ve bu çok kötü, çok sıkıntılı sonuçlar doğuracaktır. Dilerim bir şekilde hallederler. Yani bir de transfer yasağından sonra, yani benim için Ankara Gücü'nün küme düşüp düşmeyecek dedikleri sorulara ithafen şunu söyleyebiliriz. İkinci yarının ilk 7 maçı Ankara Gücü'nün küme düşüp düşmeyeceğini daha net belli eder. Çünkü neredeyse dediğim gibi hem 6 puanlık rakiplerinle oynayacaksın. Konya, Kayseri, Kasımpaşa ile oynayacaksın. 6 puan. Üstüne üstlük bir de tamam, Fenerbahçe ile Malatya bir fikstürü var burada. Bir ama, de Sivas var. Sivas geliyor. Evet, 7. maç. Yani işte, senin dediğin 7. maç Sivas. Aynen öyle. Çünkü orada şöyle bir fikstür avantajı var Ankara Gücü'nün. Fener'le iç sahada oynayacak. Gençlerbirliği ile deplasmanda olsa da kendi evinde oynayacak. Tabii, Ankara'da oynayacak. Yani Ankara'da oynayacak. Hiçbir seyahate de gerek kalmayacak. Fazladan antrenman yapabilecek. Üstüne üstlük psikolojide olacak. Sivas'ta da iç sahada oynayacak. Kasımpaşa yani, içeride, Konya içeride. Evet, yani evet, tamamen iyi kullanılabilirse 7 haftalık fikstür. Çok iyi kullanılırsa 7 haftalık fikstür Ankara'yı toparlanmayı sağlayabilir. Çok rahat bir şekilde. Hani bir de ilk 4 maçtan da, ilk 3 maçtan da puan alırsa, 3 puan aldı, 9 puanla çıkarsa 3 maçtan, Ankara Gücü'nün psikolojik anlamda yüksek bir şekilde hız kazanır, ivme kazanır ve önüne gelen rakiplerini de kendi evinde durduramaz hiç kimse. Şimdi Melis abinin söylediğinden ben biraz beyincim lastiği yapıyorum. Misal transfer yasağı açılamadı ve onun üzerine bir kurgu sağlanmaya çalışılıyor. Bir şey denendi, Cebrail sağ bek yerleştirildi, Kitsu'yu sol açık oynatıldı ve iyi performans sağlandı. Bu ters kanatta da böyle yapılır diye düşünsek, bir Mehmet Sak var. Ne kadar performansını eleştirsek dahi kazanılabilecek belli bir yeteneği olan bir futbolcu. Misal şu anda Mustafa zaman Kaplan'ın... Zaman zaman vasata ulaşabiliyor, evet, ama zaman zaman vasata. İşte Mustafa Kaplan'ın onun üzerine özel çalışması lazım. Moral motivasyonunu sağlaması lazım. Onu öyle görevlendireceğini hissettirmesi lazım. Ya da... Ve belki de dediğiniz senaryo, transfer yasağı kalkmazsa dünyanın sonu kısmını açarsak belki de bu formülle biraz rahatlayabilir. Çözüm müdür? Değildir tabii ki. Yani bu kadro her şekilde yetersiz bir kadro. Tabii. Bunu tartışılacak çok fazla şey yok. Sen nasıl görüyorsun? Kisyon'un performansını nasıl görüyorsun? Evet. Orgil'in yokluğuna bağlanan bir 2 puan var. Orgil oyundan çıktı. Ya bıraksınlar bu işleri ya. Bir Orgil'e doğru aldı. Oynasın bu takım da ondan sonra görsünler. Yani hem çocuğu kaderiyle baş başa ileride bırakacaksın. Hem bir top atacaksın, ne yaparsan yap diyeceksin.
Ondan sonra da Orgil bu alınamayan galibiyetten ya da kaybedilen maçların sorumlusu olacak. Peki o zaman kaleciyle savunma orta saha ne iş yapıyordu da bu takım gol yedi? Ya hiç kimse oraya bakmıyor. Varsa Orgil atamıyor. Pozisyon. Şimdi, tam onu söyleyeceğim. Meriç abinin dediği gibi hani Orgil'in istediği sistem şu an kendi hani şu anki oynadığı sistem. Hani 5-4-1'lik bir sistem. Hani Orgil aslında bunu defalarca istiyordu. Mustafa Kaplan gelmeden önce bu sistem tam Diadin oynatmaya başlamıştı. Orgil'den de artık performans almaya başlamıştı. Şimdi tekrar bu sisteme dönüldü. Orgil'in oynayacağı ve aslında tam performansını göstereceği maçlardan artık bu sistem olarak görebiliriz. O yüzden Orgil'e hiç kimse hiçbir şeyi bağlamasın yani bu durumdan dolayı. Ya bir de bu şanstır da yani evet. 90 artıda gol atarak alınmış 2 puandan bahsediyoruz. Şansını zorlamaktır. Evet. Sonuna kadar kovalamaktır. Tabii mutlaka. Yani işte hani o oturduğun bahsediyor. Yerden Allah'ım bana bir gol versene değil yani. Tabii adam çalışıyor, çabalıyor. Gerçi o Allah'ım bana bir gol versene, bir gol atsana diye bunu söyledi ikinci golden önce beraber maçı seyrederken ama yani o bunun isteği. Sahadaki insanlar işini ölene, bitene, dizlerinin üzerine çökene kadar yapacaklar, yıkılacaklar. Ondan sonra hiç kimsenin onlara söyleyecek bir lafı olmayacak. Yani bu işi, bir işi en iyi şekilde sonuna kadar yapacaksın. Aynen öyle abi. Aynen. Yani onu yaparsan o zaman kimsenin sana diyecek bir şeyi yok. Ama sen pes edersen ki burada mesela hani Orgil'e kızanların bence minik de olsa haklı yönleri var. O da saha içinde mücadele edermiş gibi yapıyor ama işini daha iyi yapmak için ne bileyim otur bir Kitsu'yla konuş. Pinto'ya de ki ya Pinto sen şimdi bu iki tane stoper önden arkadan beni sıkıştırıyor ya. Ben onları çekeyim şöyle. Sen o aradan benimle bir ver kaç yapıp git golü sen at. Bunlar da benim peşimde gezmiş olsunlar falan gibi böyle bir şeyler geliş. Ne beyin fırtınasın diyorsun evet, siz ona. Fırtınası. Gençler öyle bir yeni moda deyim var. Beyin fırtınası yap ya. Yani bu takımı geliştirmek, kendini geliştirmek için çok önemli bir şey. Yani belki bunu yapıyorlardır da sahada olmuyor olabilir. Ancak bence Orgil şöyledir işte bu uğursuz bu yokken 2 puan aldık falan aman böyle bakmasınlar olaya bu doğru bir bakış açısı değil. Evet şimdi pardon Engin senin lafının tam ortasına daldım da. Şimdi bu dediğimiz gibi Kitsu'nun performansı gerçekten artık ileri hatta da ne kadar güçlü Ankara Gücü'nün Kitsu'yla birlikte ne kadar ivme kazandığını zaten 2-2'lik performansları da gördük. 2 haftada 2 gol atması. Evet. Tabii artık rakipler hani Kitsu'ya da farklı bir önlem almaya da başlayacak. Bunun bir dezavantajı da olacak Ankara Gücü için. Ama burada da işte hani beyin fırtınası dediğimiz şeyi gerçekleştirip bu sefer de Kitsu'nun yanına öteki tarafa da farklı bir adam atmak. Pinto'yu sok, İlhan'ı sok. Tam onu söyleyeceğim. Ya bunu Kitsu'yu aslında ilk deneyen Aykan Atik'ti. Aykan Hoca açık oynatmayı denedi. Ön libero'da oynattı. Metin Diyed'in Rize maçında ön libero olarak kullanmayı denedi. Oradaki sıkıntı şuydu ki Cebrail hazır değildi. Alihan'a sağ bek oynattığı için sıkıntıyı yaşadı. Tekrar yerine döndürdü. Ama dediğimiz gibi bir şeyi kazandık. Lafını böldüm. Devam et. Estağfurullah abi ne demek. Burada işte Kitsu'yu bu şekilde kullanmak artık dezavantaja dönüşmeye başlayacak belli bir zamandan sonra. Rakipler buna göre özel önlem alacak. Çünkü iki attığı golde de iki aynı yere koşu vardı Kitsu'nun. İkisi de aynı neredeyse birebir pozisyonlara benziyordu. Andırıyordu hatta. Bundan sonra rakipler buna göre dönüm almaya başlayacak. Bunun yanı sıra ne yapılabilir? Geçen sene bir Mokey'i sol bekte oynatma tercihi vardı Mustafa Kaplan'ın. Evet biraz önce kimden gelmiş o yorum? Mokey sol beki Uygar Ceren yazmış. Mokey sol bek olmaz mı diye. Aynı seviyede şekilde gidiyoruz. İşte Mokey sol beki oynatma tercihi vardı. Bu sene belki bu beşli savunmada Mokey'i sola çekip Pinto'yu ileri de atabilir. Hani farklı bir deyimle. Ama bunu tabii oyuncunun kendi isteği de önemli. Mokey hani belki sol bek oynamak istemiyordur. Çünkü orada istediği toplarla buluşamayıp hata yapma korkusundan dolayı diken üstünde durduğunu düşünebilir Mokey. Ama bunun ayrısında da şöyle bir şey de yapılabilir. Şimdi devre arası da geldi. Hazırlık maçı yapma ihtimali de var. Hani burada bir genç kazanma ihtimali olabilir. Sol bek olabilir yani. Veyahut da sol açık. Bundan sol bek var mı peki mevcut gençlerin içinde? Vardı. En son hani kullanılmak istenirse olur. Oğuzhan Orhan veyahut da farklı bir oyuncu sisteminde çıkarılabilir tabii ki de burada. Hani orta sahadaki oyuncuyu da çekebilirsiniz. Sedat Açay mesela normalde sol bekle oynadığını
Stoper'de oynadı. Sağ, sol hani, bek sağ. Çeyrek devşirilebilir. Oğuzhan Orhan vesaire gibisinden devşirilebilir. Bundan dolayı da arka hatta artık bir Ankara Gücü güçlü hallere bürünebilir. Hem beşli savunma hem de ön alanda Pinto, Kitsuyu tercihleri. Hani transfer yapamasa da belki bir şeyler getirilebilir Ankara Gücü için. Bundan dolayı da avantajlar elde edebilir Ankara Gücü. Farklı bir oyun tarzından dolayı. Burada çok Antalya maçında bir de pas haritamız var. Kitsuyu'nun bir verelim pas haritasını. Hatta tam ekran verelim pas haritasına. Bir pas haritasını alalım. Ankara Gücü Antalya Sporu. Farkındaysan Meriç abi dün bir şey konuşmuştuk. Ben bir ta 93-94 sezonundan bugüne kadar şeyi yaptım. Liglerin kaderini inceledim. Onunla ilgili enteresan bir sezon buldum. Daha detaylı analizi önümüzdeki haftaya saklayalım. Bir ligler şey olsun diye düşündüm. Sen anlat Engin. Şimdi bu pas haritasından biz neyi anlamamız lazım? Pas haritasında şimdi Kitsuyu'nun yerine bakabiliriz. SK olan, sarı tarafta SK olan Stelios Kitsuyu, Kanteros. Hani evet. Aslında orta alanda başlasa bile Kitsuyu'nun hem bu ortalama pozisyon olarak da değerlendiriyoruz. Kanteros'un neredeyse yakın bir şekilde oynayıp Ankara Gücü'nün beşli savunmadan daha farklı bir yerde oynadığını görebiliriz. Diğer yandan da dikkat etmemiz gerekenlerde ise İlhan Parlak'ın ne kadar önde olduğunu, hani tamam forvet olarak başladı ama bir yandan da orta sahaya o kadar yakın olduğunu göreceğiz. Çünkü bir Antalya Spor'un forvet hattına baktığımızda bir Ankara Gücü'nün forvet hattı bir türlü hani tam daha geride kalıyor. Ama burada en çok dikkat edilen şey ise Pinto ile Stelios Kitsuyu'nun anlaşması. Hani Thiago Pinto ile en çok kalınlık demek daha çok sıklık anlamına getiriliyor. Sağ tarafta Pinto ile Kitsuyu'nun tamamen neredeyse pas haritasında birbirlerine odaklandığını görebiliriz. Diğer tarafta Antalya'da ise hani arka alanda kurulan topların uzun top olarak Ankara Gücü'nün geçtiğini görebiliriz. Direkt CH ile direkt ön taraftaki buluşan forvet hattına. Burada en çok dikkatini çeken şeyler arkadaki hazırlık paslarının yapılıp ileri atılıp ileride kanat oyuncuların forvet hattıyla bağlantısının olmaması Antalya Spor için. Bunun sebebi ise sürekli kanat ortalarını denendiği için tam olarak bir pas bağlantısı bulunamıyor. Çünkü o her orta rakibin forvetine de ulaşmıyor. Evet. Bundan dolayı da tam bir pas bağlantısı bulaşamıyor. Ama Ankara Gücü'nde dikkat edilirse direkt ön hatlara Stelios Kitsuyu ve Kanteros'a direkt pas bağlantılarını bulanabiliyor. Pinto ve Cebrail tarafından. Hani burada eklemek istediğimiz arka taraftan Pazdan'ın ve artık Alihan'ın veyahut da Ante'nin herhangi birisinin ön hatta topu çıkarması gerektiğini. Çünkü ileriki maçlarda da rakiplerin Thiago Pinto ile Cebrail'e bir önlem alması demek Ankara Gücü'nün arkadan oyun çıkaramaması demek olacak. Bundan dolayı dikkat edilmesi gerekiyor. Bundan sonra bir hız haritasını da veririm Antalya Spor'un. Hız haritasını da alalım. Maç Antalya Spor maçının. Hani burada işte dediğimiz gibi Pazdan'ın artık bir tam libero mevkisinde defans hattında libero mevkisiyle ilgili Pazdan'ın da biraz daha orta alanlara gittiği. Burada en çok dikkat ettiğimiz Antalya Spor'un tamamen kanat oynadığını ama Ankara Gücü'nde sol kanat oynadığını. Hani sol tarafta kırmızılar daha çok, yeşiller az, sarılar da orta seviyede olduğu için. Ankara Gücü'nün tamamen savunma hattında, hücum hattında tabii normal. Burada Korca'nın kırmızı olması mesela enteresan bir durum. Evet, tam dahil dediğimiz gibi forvet hatlarıyla arkadaş olması. Hani tamamen topun Korcan'da kalması biraz dikkat çekiyor. Bazen de kalmıyor canım. İki kere kalmamış mesela. Kalmadı. Yani o anlamda diyebiliriz. Kanatları çok denediğin Antalya Spor'un defalarca söz ettim. Ama burada çok dikkat çekilen şeyin Antalya Spor'un da kendi sahasında o kadar top hazırlık topu yapıp Ankara Gücü'nü ileriye çıkartmak istemesi. Çünkü kendi sahasında sağ tarafında fazlasıyla kırmızı. Buna gel gel diyorlardı eskiden. Evet. Şimdi ne diyorlar bilmiyorum ama. Antalya Spor fazlasıyla kötüydü. Yani zaten oradaki istifa sesleri falan da gelmiştir. Özellikle Bülent Korkmaz gittiğinden beri Antalya Spor'da iyi bir şeyler gitmiyor. Evet. Evet. Yani Antalya Spor da çok çok fazla Ankara Gücü'nü yenmeyi hak edecek. Zaten sahada bir performans sergiledim benim maçta. Evet. Doğru. Doğru ama Ankara Gücü'nün en azından ikinci yarıda son dakikalardaki mücadelesini göz önüne aldığı evet, zaman evet, özellikle iyi işaretler var. Yani
Hani oyunda daraldı abi. Sadece bak, iki tane. Tabii tabii. Oyun maçın ilk dakikalarında mesela senle seyrederken söyledik ya. Evet. 4 çizginin arasında yani 5.8 metreymiş her bir çizgi. Geçen gün bir yerde okudum. 5.8 metreyi çap 4'le aşağı 6 metre olsa 24 metre. 22-24 metre arasında oyunu sıkıştırdığın zaman rakip de ne halt edeceğini şaşırıyor. Şimdi sıkışıp kalmış. Karşında bir sürü adam var. Sola baksan bir tane, sağa baksan bir tane, karşında bir tane. Arkanı dönüyorsun neredeyse orada da bir tane var. Dolayısıyla bu oyunu sıkıştırma işi güzel tuttu. Engin dediği gibi 5-4-1 işi daha da güzel tuttu. 5-4-1'i eğer Orgil'in daha verimli kullanılabilmesi adına geliştirebilirse Ankara Gücü, şimdiye kadar çektiği sıkıntıların birçoğunu halletme yolunda önemli adım atacak, mesafe alacak. Özellikle iç sahadaki maçlarda seyircinin de gazıyla, gürültüsüyle en azından işte dediği gibi ilk 7 maçın 4'ü içeride, bu 4 maçı kazansan zaten 12 puan yapıyor. Bugünkü bu haftaki Denizli maçında kazansan 15 puan yapıyor. Koy 11'in üzerine zaten yaptın 26. Yani psikolojik eşiği aşmış oluyorsun. Ondan sonra dışarıdan alınacak puanlarla falan sen bu seneyi de kurtarırız inşallah moduna girersin. Tabii bunların hepsi biraz takımı geliştirmekte, biraz bu yasakları masakları kaldırmak da olabilecek şeyler. Çünkü sadece bu çocukların üstüne yüklendiğin zaman da kapasite belli, yedek kadrosu belli, oynayan belli. İşte geçen bu oynadığımız hafta Antalya Spor maçında Orgil yoktu. Şimdi Ante Kulusiç yok. Yarın bir başkası olmayacak. Yani bunlar çok alternatifi olan, karşılanabilecek oyuncular değil. Evet. Eldeki oyuncular as oyuncular. Ankara'nın bize soğuğu geldi. Biraz önce İncek tarafındaydım. Kar yağıyordu. Şimdi birçok futbolcuyu da etkileyecek. Dışarıda salon sporu yapan sporcular değil bunlar. Tabii. Ankara'nın zor şartlarında tabii antrenman yapıp Ankara'nın zor şartlarında maça çıkacak olan futbolcular. Karda, buzda, ayazda. Birçok sıkıntı yaratabilecek. Yani soğuk almak, hepimizin insanız. Alıp hasta olabiliyoruz. Enerjimiz düşebiliyor. Artık bu moda gireceğimiz zamanlardayız. Şimdi sakatlık değil ama cezalı duruma duruşan bir Kulusiç var. Çok önemli bir eksik. Kulusiç'in yokluğu bizi nasıl etkileyecek Sivas maçında? Maçında, Denizli maçında karışıklık olması lazım. Sivas dedi yanlışlıkla. Ha pardon, özür dilerim. Denizli maçında nasıl etkileyecek? Şimdi benim iki düşüncem var. Bir dörtlü savunma, bir beşli savunma. Beşli savunma da nasıl yapılabilir? Mokey'i savunma hattını çekilip yine beşli savunma devam edilebilir. Bunun yanı sıra 4-1, 4-1 şeklinde olabilir. Mokey'i 6'da oynatır ama 6 bu sefer hani orta saha bağlantısı değil de savunma anlamında daha güçlü. Yani iki stoperin arasına girip sürekli yedekleme. Evet, yedekleme yapabilir dediğin gibi. 3 stoper gibi oynayacak o zaman. Aynen, yine 3 stoper gibi ama bu sefer hani sahaya çıkışı 4-1, 4-1 olduğu için hani 4'lü savunma olarak çıkacak ya da direkt Mokey'i stoperde başlatabilir. Hani Mokey stoper, Konya'da stoper oynayabilen bir oyuncuydu. Hani benim için bu şekilde oynayacağını düşünüyorum. Hani bu şekilde başlayacağını ve hani bu sefer tabii daha yeni de bahsettim. Hava toplarında bir eksikliği olacak. Burada artık Alihan'a da çok iş düşüyor. Hani bu hafta yaptığını onun yapmaması gerekiyor. Onun da evet, ben Süper Lig topçusuyum demesinin için güzel zamanlar. Yani tabii bu kulüpte transfer yasağı açılırsa Alihan'ın ikinci yarı forma şansı bulması yine daha da zorlaşacak kulüpte kalırsa. Tabii sıkıntı olacak. Onun için kendini göstereceği, buraya düşünmeyin, buraya da ben varım yedekleyecek. Pazdan'la Kulusiç olsa dahi ben de varım, ona göre hesap edin diyeceği maçlardan bir tanesi Alihan oynayacaksa. Aynen öyle. Hani çünkü hava toplarında ziyade artık bir de kesici olarak kullanıyor evet. Mustafa Kaplan Alihan'ı. Bunda da başarılı tabii. Alihan hep kesicilik konusunda evet, iyiydi zaten. Bayağı iyi. Hani ama kendisini kesici olarak nitelendirmesine gerek yok. Hani bir iki tık daha koyması gerektiği dönemler dediğin gibi. Çünkü abi hani bir transfer, Alihan'ın da önüne bir transfer daha olabilir. Kaan Uykur vardı. Gönderildi Artvin'e. Evet. Hani, hava toplarında iyi bir oyuncuydu Kaan Uykur ama tercih Alihan'dan yana kullanıldı. Yalçın Ayhan tercihi var bir yandan da. İşte Yalçın'dan da artık performans beklemek hayalini tutuyor. Çok zor. Benim
Benim de o yüzden direkt Yalçın çıkarıp Moke'yi stopere çekmem gibi bir şey bu. Hani Yalçın hem yaş olarak itibariyle hem de psikolojik olarak da artık Ankara evet. gücünden uzak durumda. Yani işte geçen hafta bahsettik. Transfer yasağının neden olan borçların tamamını takımdayken isteyen bir futbolcu konumunda aynen ki öyle. Belli bir huzursuzluğu, belli bir sıkıntısı var anlamına gelir bu. Aynen öyle. Gemileri yakmış diyorlar ya. Aynen. Şimdi o tanımı yapılabilir evet. yani Yalçın'a. Şimdi Kulusiç geldiğini bu maçtan sonra Kulusiç geldikten sonra kart sınırında da çok oyuncu eksiği var Ankara gücü. İşte evet bir de onlar Orgil, başlayacak artık. Fatih, Kanteros, Kitsuyu, Cebrail. Yani neredeyse 11'in hepsi gidecek gibi. Hani bir sarı kart görülse Cebrail gitse. Yani Kitsuyu'dan da özellikle bak şey, yani şeyde tek sarıyı gördün cezalı durumdaydın. Zaten oynayamayacaktın Antalya'da. İkinci sarıyı görmeseydi. Şimdi cezası yani bir sarı kartta yine biz Orgil'siz kalacağız. Doğru ama yani orada hakemin etkisi, katkısı ve işin rengini, şeklini değiştirmesi de çok önemli Bülent. Yani evet. orada saçma sapan gösterdiği kartların ikisi de bana göre saçma sapan. Yani dedim evet, evet. geçen hafta konuşurken de burada konu oldu. Yani Bünyamin Gezer yıllarını hakemliğe vermiş birçok şeyi son derece görüşüne güvendiğim, inandığım bir adam. TRT'deki programda dedi ki yani ben ikisine de foul veririm ama sarı kart falan vermem dedi. Ben de kesin daha dikkatli baktım ki seninle maçta konuşurken sen de aynı şeyi söylemiştin. Ben ikincisi için sen birincisi için yani abarttı orada biraz. Abartmanın bedelini de Ankara gücü ödüyor. Ha diyeceksin ki bazılarına göre iki maçta yoktu işte iki birer puan alındı falan filan işte öyle bir şey yok. Olsa belki de Antalya maçını kazanacaktım bir kontrada. İlk dakikada İlhan'a gelen Orgil'e gelseydi %60-70 veya da 80 evet. Orgil'i golü atardı. Bence de öyle. İlhan ayağına dolandırdı topu gereksiz yere. Evet bir de İlhan'ın şey yaptığına bakarız. Yani Orgil'in bir de hava toplarında da çok etkisi var. Evet. Hani gerçekten geçen sene çok hava topu alan Orgil'di. Ben bir istatistik verisi hazırlamıştım. Orgil'di. İlhan'la birlikte geliyorlardı. Hani şimdi hava topu mücadelesinden bahsediyoruz sürekli. Sürekli ağzımızda hava topu mücadelesi var. Mesela 25 pozisyonlu Antalya hava topunu kazanmış. 13 Ankara gücü kazanmış. Ama Orgil ileride hava topu da indirebilecek konumda. Hani bundan da dezavantaj olarak katkı sağlanamıyor takıma. Hani Orgil'in hem ileride olmaması çok etki. Takım oyununda da etki. Hem bireysel olarak da etki. İlhan belki orada o topu indirerek Orgil atabilirdi ama olmadı. Bunun yanı sıra şey mevzusu çok sıkıntı Ankara gücü için. Hani oyunun yerine birisini eklemek. Hani kadro kısıtın var. Kadro kısıtından sonra mesela şimdi Kitsuyu bir sarı kart cezası. Aynı hafta Cebrail bir sarı kart cezası görse. İkisi sınırda. Ankara gücünün nasıl bir hamle yapacağını artık herkes hani artık başka bir yerlerden çıkıyor. İlhan'ı sabit denilir. Geçen sene denendi gibi artık bu hamlelere gitmek zorunda kalacak. Ve bu istenmeyen bir şeyler. Hani artık buna göre de derler ki sen hani durumlarda da alınması gerekiyor. Bazı maçları gözden çıkarıp bazı oyunculara bilerek sarı kart gördürme haftaları olacaktır. Evet. Bundan sonra da. Ama Ankara gücü hangi haftada misal hangi rakibe karşı öyle bir lüksü yok yani. Ya. İşte. Şimdi siz konuşurken ben baktım bu Orgil'in nasıl olsa bir sarı kart daha görünce bir hafta oynamam bir şey var. Denizli maçında oynuyor. Denizli maçında görse Konya maçında oynar. Evet. Hadi orada da yırttı. Konya maçını oynadı diyelim. Konya maçında görse Kayseri deplasmanı ki direkt rakibi evet. o maçta oynayamıyor. Hadi onu da yırttı. Kayseri maçında oynadı. Kayseri maçında sarı kart gördü. İçerideki Kasımpaşa maçında yok. Ya işte tam ben de onu yani, söylüyorum yani. Yani bilerek sarı kart görme şeyi hakkı, şansı, aynı şey öyle bir şey. Lüksü yok. Ben de deminden beri siz konuşurken hep düşünüyorum. Sen dedin ya işte iki sarı kart iyiydi. Evet. Gereksiz kırmızı kart diye. Al sana bir matematik problemi. İşte, çok doğru abi. Bir de şöyle düşünün. Kitsuyu, Kanteros, Cebrail aynı hafta Konya maçına gördü. Kayseri deplasmanında. İşte var ya o zaman var. Hani sen, bazen... ben, Bülent üçümüz oynarız. Biz birkaç kişi daha bulalım abi. Yedekleyelim yani en azından. Biz de bir 30 dakika 40 dakika koşabiliriz artık yani. Ben yaşlandım. Sen yani daha gençsin. Ben daha fazla gençim. Spor yapıyorsun ama. Ben Ankara'cı forması olsa 60 dakika oynarım da. Şimdi Fatih Başkan'la dün de konuştum. Bir şeyler öğrendim. Çok geçen haftakiler kadar detaylı analiz değil ama yine şimdi, şifreli mi? Bir
yok şifreli de değil. Ya yani ben kendime göre taşları, puzzle'daki taşları oturtmaya çalışıyorum. Anladım. Bazı eşleştirmeleri yapıyorum. Misal bugün abi ben Ankara'nın geçen seneki futbolcularda Nerdem'in yanındaydım. Onun eşiyle özel bir program yaptık. Güzel bir sahabekti, iyi evet. Futbolcu. Yani hanımcılık kazanacak diye sporcuların eşleriyle bir program konsepti geliştirdik. İlk konumuz da Erdem'in eşiydi. Erdem'le biz sohbet muhabbet esnasında şunu söyledi. Geçen sene de Ankaracı transfer yasağıyla uğraşıyordu. Transfer yapamıyordu. Ben Mehmet Başkan dedi, kal deseydi dedi, kalacaktım dedi. Yani ama dedi bir kalmayı dahi şey yapmadı dedi. Görüşmeyi dahi kabul etmedi dedi. Yani gitmemizi istedi dedi. Ben bunun aynısını Gaziantep'e giden adını unuttum. Kenan Özer. Kenan'dan da duymuştum. Kenan da Gaziantep'e gitmeden önce havaalanında konuştuğumda da ya bir telefonumuza bakmadı. Bir görüşmek istemedi. Biz niye kalacağız burada? Ama dün de Fatih Başkan'la konuştuğumda Sadi Evli Özel görüştük. Bir yarım saat ben Sadi Evli oturdum. Kulübün durumunu anlattım. Olanları bitenleri anlattım. Scarione ile Özel görüştük. Scarione'nin varlığı önemli. Scarione Canteros'u motive ediyor. Canteros Scarione'nin olmasını istiyor mutlaka. Onunla beraber oynamak istiyor. Şimdi bir baktığımız zaman evet Mehmet Başkan'dan daha mantıklı bir sistem uygulanıyor. En azından strateji. Evet. Oyuncuları küstürmeme konusunda doğru bir politika uygulanıyor. Çünkü örnek gösteriyorum. Ankaragücü geçen sene çok çok iyi işler yaptı. Devre arasında bir Kitsuyu kazandı. Belki kazanamayabilirdi. Çünkü Erdem'i tutabilirdi. Erdem de kötü bir performans sergilememişti ilk yarıda. Evet. Yani Kitsuyu'nun yerine çok daha kötü bir sağ bekte bulabilirdi kulüp. Pişman da olabilirdi. Evet. Gönderdiğine. O konularda Fatih Mert ve yönetimi en azından eldeki futbolcuların değerlerin kıymetini biliyor diye düşünüyorum. Ama bir de şu var ki eğer Sadıev'le görüşüp yarım saat vakit ayırıyorsa transfer yasağını kaldırma konusunda pek bir umudu yok da çıkarabilirim. Çünkü transfer yasağını açabilecek bir yönetimse, açabilecekse Sadıev'le ben yarım saat konuşmam. Yani en azından yolları ayırmak için konuşurum Sadıev'le. Gel şu sözleşmeyle feshedelim. Sen alacağının şu kadarından fedakarlık et. Transfer yasağı neden olma falan diye konuşurum. Belki de şu şekilde konuşulmuştur abi. Hani alacağından fedakarlık et. Yine de bu takımda kal. Evet. Bir ihtimal de bu var. Hani üçüncü ihtimal. Hayır ama yani işte yasağı kaldıracaksam Sadıev'e ihtiyaç duymam. Ben daha evet. Doğru bir doğru kadroyu zaten. Yapılandıracak adamla görüşürüm. Ama Sadıev'i motive etmek için böyle bir görüşme yapılıyorsa ben bir taraftan yaptıkları doğru derim. Güzel iş yapıyorlar. Evet her insan kıymetlidir, her futbolcu kıymetlidir, bu değeri veriyorlar, buna emek veriyorlar derim. Ama bir taraftan da acaba yasak kalkmayacağı konusunda gerçekten geçen hafta anlattıklarımız tam doğru mu diye düşünürüm. Aynen. Ben de bunların hangisinin doğru, hangisinin yalan olduğu 2 Şubat'ta bitiyor değil mi transfer? Evet. 2 Şubat saat 18'de neye denk geliyor? Bir şeye bakar mısın? 2 Şubat hangi güne? Yani bizim programımız hatta 1 Şubat geliyor. Da olabilir abi. Yani tahminen 1 Şubat'ta, 2 Şubat'ta bu iş sona ermiş olacak. Cumartesi pazara, cumartesi pazara denk aynen. Geliyor. O zaman bir sonraki hafta konuşuyor beşinde, olacağız. Beşinde konuşuyor olacağız. 5 Şubat'ta hayırlısıyla konuşuyor evet, olacağız. Şöyle. O zaman ortaya çıkacak. Ama işin gerçeği transfer yasağının kalkmaması dünyanın sonu mu değil mi tartışmaları o transfer yasağının biteceği akşama kadar sürecek. İşte bir de dediğim gibi abi aslında tamam hani 4 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak'ta bitiyormuş. Oo. Hani evet evet. Şeyin 31 sonucu. Ocak. 31 Ocak'ta Cuma günü bitiyor. Hani benim için ne zaman bitiyor? 14'ünde 15'inde bitiyor. Çünkü gerçekten dediğim gibi Konya, Kayseri, evet o maçlar. Ya geçen sene tabii doğru 19'unda mı 20'sinde mi ne Konya tabii. Maçını oynayacak. Ankaragücü birkaç haftayı Mustafa Kaplan'la transfersiz geçirmişti. Galatasaray'dan bir 6-0'lık mağlubiyet evet, var hatırlayalım evet, yani. Öyle bir bunlar, yarım düzine vaziyeti vardı. Aynen öyle. Hatta 6 tane yiyip ondan sonra gelip daha sonra Trabzon maçında oynayıp orada da bir penaltı verilmemesi vardı. Orgil oyuna başlamıştı. Evet. Şimdi işte bundan dolayı dediğim gibi bence 14'üne bitiyor. Son güne bekletilmemesi gerekiyor. Son aynen, günü bekletirseniz evet. 9 puanınızdan ziyade 18 puanınız gider. O maçlar gerçekten de 18 puanlık maçlar. Doğru. Aldınız mı üste çıkarsınız, aldınız mı üste çıkarsınız. Konya'yı aldığınız zaman 1 puanınız kalıyor. Konya'nı bir öteki hafta kaybettiğinde Kayseri'de yendiğinizde direkt Konya'nın üstündesiniz. Yani evet. Bu direkt hatta Konya'nın üstünde. Tabii canım matematik bir şey ya bu.
Konya'nın üstüne çıkınca da zaten direkt kırmızı taraftan da çıkıp normal tarafa geçiyorsunuz. Sonra hafta öte iki haftada Kasımpaşa maçı bir 3 puan da alıp bir kaybetme hakkınız da doğuyor. Ya, şimdi abi ben biraz enteresan da şu bir sezon hallet bir 38-40'ı bulalım. Yaz başlamışken hani başladı ya puan yazmaya. Bir 38-40 yaz da şurada şuradan itibaren biz sonrasında tatile çıkalım. Bir şey konuşmayalım. Pardon. Şimdi, Emre bir ekrana verebilir misin o gönderdiğim grafiği? Şimdi abi bu 2003-2004 sezonu. Elazığ 11 puanda, Adana 11 puanda, Bursa 13 puanda. İlk yarı sonu itibariyle. Gerçekten sıkıntılı bir puan durumu ama esasına bakarsak şu anki puan durumuna da çok yakın bir puan durumu. Biz de 19'daymışız. 18 mi 19'daymışız? Ankara Gücü iyi puan almış yine. 19 puanda. Ama bu seneye neredeyse çok yakın dizilimler. Peki bu sezon ne olmuş biliyor musun abi? Ne olmuş? 40 puanla Bursa Spor küme düşmüş. Ha evet evet hatırlıyorum o sezonu. 40 puanla düşmüştü. Evet. Üçüncü takım olarak düşmüştü evet, galiba. Evet takım olarak 40 puanla. Sebat düşmüştü galiba buradan. Evet Sebat da düştü. Sebat tam şimdi dur bakarım abi. Orada ben notlarımı yani, alayım. Yani Sebat'ın düştüğü sene. Yüksek ihtimal o 40 puanla işte dediğiniz gibi abi. Ben programa ilk çıktığım zamanlarda demiştim ki Ankara Gücü o kadar zor bir sezonda ki 42-43'ler bile zor kurtarır Ankara Gücü diye bir beyanda bulunmuştum. Eski programları açıp YouTube'dan izleyebilirler. YouTube'da var bizim eski programlarımız. Orada da görebilirler. Yalnız bir şeyi hesap et Engin. Bu kadar çok puan kaybının olduğu bir ligde baraj 40-42'ye çıkarsa evet, ikinci yarıda işte, herkesin inanılmaz işler yapması lazım. Ben abi yani, şeyde söylüyorum. Vurup gitmesi lazım. Geçen seneki Ankara Gücü gibi Rize gibi böyle çatır 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 gitmesi lazım. Öyle bir hal, öyle bir görüntü, öyle bir organizasyon, öyle bir yapılanma, kadrolaşma hiç öyle bir şey yok. Evet şu anda görüntü. Yani işte, herkes kaderine razı vaziyette ki buna Ankara Gücü yönetimi de dahil. Ya Allah ne verdiyse falan modunda herkes. Ama bu önümüzdeki haftadan sonra hareketlenecek. Göreceğiz. Dediği doğru. 14-15'inde bu işler bitmiş olmazsa deriz ki tamam Ankara Gücü böyle gidiyor. 31'de bir şey açılmaz. 31'de açılacak olan zaten Kasımpaşa maçına mı denk geliyor aşağı yukarı? Yani Kasımpaşa. Neredeyse olacak. Yani. 19-28. Evet. Şimdi o ben bu tabloyu niye verdim? Biz de şu anki ligin akışı gereği bu işin 33-34 puanında falan bitebileceğini tahmin ediyorum. Yani çünkü takımların arasında bir şey yapılmadı. İkinci yarıda biraz daha aşağıdaki takımlar ısırmaya başlarsa biraz daha yükselir 34-35'te. Ama mesela bu sezonda aynı ama 40 puanda Bursa Spor küme düşebiliyor. Futbol evet, böyle bir oyun. Bunun barajın 40 olacağına, 40'a kadar çıkabileceğini hesap etmek de gereken bir oyun. Yani Ankara Gücü ne alır kısmı pazartesi günü Müjdat Hoca ile konuştuğumuz bir konu vardı. Müjdat Hoca kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin dedi. Ben de ısrarla ve inatla bu haftanın kazanamıyorsan kaybetmeyeceğin haftası olmadığını söylemedim. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani Denizli maçında çıktı. Ankara Gücü kazanamıyorsa kaybetme diye mi çıkacak? Çıkması lazım. Yoksa mutlaka kazanması lazım. Benim açımdan daha yine hani en baştan da bahsettiğim gibi mutlaka kazanması gereken bir puan. Çünkü bu hafta kazandığınız takdirde bile hani aranızda Konya ile çok bir fark olmayacak ve avantajı elde edeceksiniz. İkinci yarı fikstürünüzde 3 maçında dediğim gibi yine Konya'dan bahsediyorum. Hani Konya, Kayseri, Kasımpaşa olacak. Bir de bu maçı kazandıktan sonra gerçekten çok rahat bir fikstüre gider. Hani kendi evindesin. Denizli'de bir de yönetim sorunu da var. Denizli evet. Spor'un bu hafta Alanya maçında malzemecisinden yönetimine kadar istifaya davet etti taraftar. Bir istemsel anlamda taraftarlarda da bir problem var. Bundan dolayı taraftarın da çok geleceğini düşünmüyorum. Hani taraftar olarak tamamen baskı. Sizde normalde de Ankara Gücü'nde oluyor ama şimdi daha da baskın bir Ankara Gücü. Neticede Ankara Gücü maçında Denizli taraftarı gelse dahi bir baskı kuramaz orada. Evet. Etkili aktör olamaz ama orada. Ankara Gücü taraftarı zaten baskı. Oyuncular için psikolojik anlamda artı oluyor. Çünkü bizi desteklemeye gelen bir kişi olsa bile abi kişi var diye bir istemsel olarak psikolojik oluyor. Şimdi bir küçük bir kısım geldiğinde hafta içi istifa sesleriyle birlikte hani istemsel olarak oyuncuların psikolojisi de düşecek. Bu yüzden avantaja dönüşecek tamamen. Bir de Ankara Gücü'nün taraftarının baskısı zaten aşikar. Bundan dolayı mutlaka kazanması gereken bir hafta bu hafta Ankara Gücü'nün.
Hani nasıl oyunla kazanacak? Hani onu birazdan görelim. O da Mustafa Hoca'nın problemi. Evet. Meriç abi yani nasıl düşünüyor peki bu konuda? Bir de ona bakalım. Meriç abi sence tam yani, kazanması gerekiyor mu? Eğer ikinci yarıda umutlu olacaksan bu maçı kazanacaksın. Yani mesela biz işte 15 ila 18 puan alırsa ikinci yarıya daha umutlu bakar falan diyorduk. Şimdi artık şu şartlarda 14'e bile razı olduk. Ama 11, 12 falan çok da keser bir şey değil. Bir kere psikolojik boyutu var. Yani işin iki tane beraberliğin, iki deplasman beraberliğinin üstüne bir galibiyet aldığın zaman dediğin gibi Konyaspor maçına daha başka bir havayla geçeceksin. Bir de transfer tahtası açılır. Buraya işte 6-7 tane neyse 8 tane ya da 4 tane ne alacaklarsa onu göreceğiz. Alabilirlerse, kadro takviye edilirse, insanlar en azından alternatifleri olduğunu düşünüp daha bir gayret içinde olurlarsa birçok şey değişecektir Ankara Gücü'nde. Şu da olabilir abi. Yani şimdi Ankara Gücü transfer yasağını açtı. İhtiyaç olan 3-4 tane futbolcu diyoruz ama Ankara Gücü yönetimi yasağı açtık. Bir 10 tane adam alalım, 15 tane adam alalım da diyebilir. Çünkü sezon sonunda yine yasakla karşılaşacak. Sözleşmesi biten serbest tabii o da bir strateji var. Doğru. Belki de bu stratejiyi uygulayacak. Doğru, doğru. Eğer öyle bir şey olursa da hiç şaşırmam. Çünkü yaz doğru, döneminde mantıklı transfer yapamayacağız. Bu yasaklarla uğraşacağız. Şimdi muvaffakatname alıyoruz, yasağı açıyoruz diyecek ama yaza biz bu muvaffakatnameleri alamayabiliriz. Borçlar da artacak. Gelecek futbolcular da var. Onun için hazır açtık. Alabildiğimiz kadar adam alalım. Gelecek sene transfer yapmayalım diye diye düşünebilir Ankara Gücü. Evet, düşerse de Allah göstermesin. O zaman da çıkmak daha zor. Çok daha büyük olur. Aşırı çünkü yani, o zaman kaç kişi çıktı burada? Yani aşağıda Süper Lig takımlarını yenecek çok kaliteli kadroları var. Adana evet. Demirspor. Bu Erkan Zengin artı Volkan Şen kadrosu elinde. Hani Fatih Karagümrük kalitesi elinde. Bursa Spor'u zaten söylemeye gerek yok. Forvet hattında Seleznov var. Hani baktığınızda Ümraniye aldı başını gidiyor. Bundan dolayı çok avantajlı kadrolar, Süper Lig kadroları var yani. Giresun çok iyi işler Giresun yaptı. Yani. Bir iki hafta bir tökezledi. Yani işte. Oralarda işler hiç kolay değil. Abi her şey kolay değil. Bu transfer yasağı da gerçekten kolay değil. Şimdi düşündükçe şey yapıyorum. Fatih Başkan dedi işte hop avukatımla dahi görüşmeyin. Ben paramın tamamını istiyorum demiş. Yani öyle bir transfer değil ki hop sakat olduğunu bilmeden aldılar. Bir sormaya dahi lütfetmediler. Gençler Birliği'nin serbest kalır parasını yatırıp aldılar. 100 bin dolar mıydı, 100 bin lira mıydı, neydi? Gençler Birliği de nereye alıyorsunuz hopu demedi. Zaten sakat sorma ihtiyacı nereye dahi duymadı. Nereye giderse gitsin. Şimdi hop tamamını istiyor. Bugün Erdem'le konuşuyorum. Erdem Mehmet Başkan'dan dolayı o kadar kırılmış ki ben paramı tamamını istiyorum diyor. Görüşme olup olmadığını dahi bilmiyorum. Ama gerçekten Mehmet Başkan'ın ikili ilişkileri, futbolcularla özellikle ilişkileri, işine lazım olduğu zaman aslanım koçum demesi, işine gelmediği zaman muhatap bile olmaması, görüşmemesi, Ankara Gücü'ndeki bu transfer yasağına neden olan borcun anlaşma konusunda ciddi sıkıntı yaratıyor gibi hissetmeye başladım. Yalçın örneği ki Yalçın önemli bir örnek takımda olmasına rağmen. Evet. Hop örneği, Kone örneği, Bakarı Kone örneği, Erdem örneği, Kenan da büyük ihtimalle öyle diyor. Yani yasak kalkması üzerine konuşalım. Kalkmazsa kısmını birazdan zaten konuşacak daha bir şey yok aslında bakarsan. Kabus gibi bir şey abi. Kalkmazsa Allah Ankara Gücü'nün yolunu açık etsin diyeceğiz. Yani kalkmazsa işler hiç öyle değil. Tamam yani bu çocuklar direniyor bir takım şeyler oluyor falan ama sonrası ne kadar olur? Sonrası nedenli etkili olur, faydalı olur, nedenli verimli olur? Bunların hepsinin hesabının çok iyi yapılması lazım. Ve dünyanın sonu mudur, değil midir onu hep birlikte göreceğiz. Lütfen düşme gibi saçma sapan konular girmeyelim demiş Hasan abi. Doğru girmeyelim. Gündemi konuşalım ama gündemde aslına bakarsak biraz da bu Hasan abi. Yani düşmeyi konuşmayalım ama kalmak için de ne yapıyor Ankara Gücü? Ne yapması evet, lazım? Ne yapacaklar? Sonuçları ne yani olacak? Konuştuğumuz düşme değil bizim. Kalma. Nasıl kalacak Ankara Gücü? Çünkü puan durumunun en altında. Ankara Gücü evet, hayır, en altın bir üstüne. En altın bir üstüne. En alt demeyelim, en altın bir üstüne. Bilet fiyatlarını da makul tuttu. Tribünler bu hafta dolar diyorum ben açıkçası. Bu hafta evet. Hani taraftar artık küsmediyse takıma.
oyunculara. Bence dolar yani. Desteğe devam olur. Bir tek şey var. Kar mar falan bir şeyler diyorlar hafta sonu için. O Ayaz. Gerçi Ayaz'ı çok dinlemez bizimkiler ama yani. Vallahi bu kadar olumsuzluktan sonra bir tepki vermek, bir reaksiyon göstermek gerekir. En azından takım iki maçta bir reaksiyon gösteriyorsa onlara katkı sağlama adına gelmek gerekiyor. Evet, Eryaman stadında olmak gerekiyor. Yani. Şimdi Fatih Başkan Anadolu Ajansı'na bir açıklama yapmış. Okudun mu Engin? Evet, hepsini okudum. Denk geldin mi? Hayır, yok. Aynı şey, aslında bizim konuştuklarımıza benzer şeyleri tekrar etmiş. Yasak kalkmaması dünyanın sonu değil. Futbolcularla görüşüyoruz. İyi niyetle elimizden geleni yapıyoruz. Futbolcuların şu an kadarki ödemelerini ödedik. Bazıların anlaşma seviyesindeyiz. Anlaşma seviyesindeyiz. O menvalde bir açıklama. Hatta ardından bir tweet attı, tweetini sildi gibi bir polemik oldu. Benim kendi sistemlerim var. Bir kulüp yöneticileri, futbolcuları bir tweet atınca benim sistemim otomatik olarak düşüyor. Silse dahi ben o tweet'i görüyorum en azından. Yeri geliyor haberleştiriyoruz. Öyle bir tweet falan atılma olayı yok. Zaten Anadolu Ajansı'na da söylemiş açıklamasını. Onu bir de tweet atsa niye silsin? Aynı cümleler. Öyle bir şey yok. Yani bir tweet atma veya silme gibi bir şey yok. Öyle bir polemik oldu. Polemik oluştu. Ama yani geçen hafta biz söylediklerimizin aynısında. Ankara'nın yönetim performansını nasıl görüyorsun Meriç abi? Şu dakika itibariyle. Bir kere bir eksi puanları var. Çok büyük kocaman bir sıfırları var. Konuştuğum zaman da Meriç abi taktı oradan buraya bize vurduk vuruyor diyorlar. Allah Allah. Yani ben niye vuruyorum ya? Kendi kendilerine vurdular. Kendi kendine vurduklarının sonuçları bu. Benlik bir şey değil. Ben mi dedim? Sakın böyle bir şey yapmayın diye. Yani onu geçecekler bir kere. Ben onu hayatta unutmam. O bir kenarda yazılı. Onun dışında geçen hafta konuştuğumuz olay var. Oradan da kafamda bir eksi puan var. Yani şimdi Türkiye'de yanlış olan bir şey var. Bir insanı seviyorsan, bir insan senin için iyiyse sen onun her türlü hatasına göz yumar, kafa çevirirsin. Hiçbir şekilde eleştirmezsin ve iyi insan olursun. Ya da benim yaptığımı yaparsın. En sevdiğin insana bile yanlış yaptığında patır kütür. Biraz da gazeteciliğin mizacı budur abi. Dalarsın demeyeyim de. Bir de biz, evet. Benim eski gazetecilik stilim de ben hiçbir şey yapmıyorum. Yani şöyle söyleyeyim bana, ben acayip zaten light davranıyorum. Zaten eleştiriler geliyordu abi sana. Acayip light davranıyorum. Ama ben artık gazetecilik yapmıyorum. Ben burada keyfi bir yorum yapıyorum. Bir programın keyfini çıkarıyorum. Yani yoksa ben eğer gazetecilik yapmaya kalksam, ben kendi stilimde gazetecilik yapmaya kalksam, herkesle papaz olurum bir, herkesle küserim iki, etrafında birçok zaman olduğu gibi arkadaşım, dostum hiçbir şeyim kalmaz. Çünkü belli bir takım şeylerin söylenmesinin ya ayıp olur gibi bir tarzı yok. Ben paldır küldür söylerim kardeşim. Paldır küldür yazdım hayatım boyunca ama ben 6 yıl önce gazeteciliği bıraktım. Yani gazetecinin emeklisi olur mu? Olur. Ben gazetecinin emeklisiyim. Sadece burada işte 6-7 senedir sen bu işleri organize ettiğinden bu yana, bu siteyi haber spor sitesi yaptığından bu yana sen bir iyi kötü bir abilik yapıyoruz. İşte Allah razı olsun. Bir şey danışıyorsun. O konuda yani fikir veriyoruz. Bize çok çok paylaşıyoruz. Ulaşıyor. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. İşte ekranda bir şey yapıyorsun, geliyoruz, konuşuyoruz. Ama gazetecilik yapmak bu değil. Bu sadece keyfi yorumculuk yapmak benim için. Yani o gazetecilik kısmına falan hiç kimse şey yapmasın. Ben o işleri bıraktım. Ona girsem o zaman hakikaten dostum olsun, arkadaşım falan kalmaz. Birçok insanı da üzerim. O işte artık yeterince insanı üzdüm. Bu işlerden biraz uzak. Ama bu demek değildir ki hata yapan, yanlış yapan, İyi işler yapmayan insanlar da eleştirilmeyecek. Şimdi şu defter incelemesi, iddiası, gürültüsü, tantanası, şatafatıyla gelip hala 2 ay bitecek bir şeyin sonlandırıp sonuca ulaştırılmaması, bir de bunu açıklık, şeffaflık, netlik iddiasında bulunup da yapamamak zaten ikinci bir eksi. İlk eksiden biraz daha küçük olmakla beraber ikinci bir eksi.
İyi niyetli oyuncularla konuşabilirsin. Bir şeyleri düzeltme yolunda çaba gösterebilirsin. Bunları doğru anlatamazsan, kamuoyunu bilgilendiremezsen bu da bir eksidir. Şimdi tam onunla ilgili bir mesaj var örneğin. Başkanın açıklaması olumsuz etki yaptı. Denizli maçında 8 bin taraftar anca olur demiş Ferdi Çetinkaya. Olabilir. Evet, bu yani, da bir algıdır. Yani tabii çünkü insanlar küme düşmek dünyanın sonu değil. İşte transfer yapamamak dünyanın sonu değil falan. Böyle açıklamalı. Belki algı yönetimleriyle böyle bir strateji izliyorsunuz. Olabilir. Ama insanlar bunu bilmediği için, buna ilişkin bir fikri olmadığı için bunun doğru ve gerçeklik olduğundan yola çıkarak olumsuz bir takım psikolojik etkiler altında kalıyorlar. Umutsuz mesajlar verdiğiniz zaman var olan umudu da yok edersiniz. Aynen öyle. Ama umutsuz mesajlar vermek de bir taraftan yanlış umutlanmayı, kendileri üzerindeki beklentiyi azaltmak için de olabilir. Bak, gerçeklik ve gerçekçilik üzerine mesajlar vermek farklı bir şeydir. Umutsuzluk mesajları vermek farklı bir şeydir. Ben tam o açıklamada biraz daha gerçekçilik gördüm açıkçası abi. Yani Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda işte durum bu. Biz futbolcular tamamını istiyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Kalkmayabilir yasak. Kalkmazsa da dünyanın sonu değildir. Ona göre biz çalışmaya devam ederiz tamam. Tarzı. Aslında biraz umut içeren ama kötü senaryoyu da anlatan bir açıklama gibi geldi. Eğer futbolcular sana karşı direniyorsa, senin dediklerini kabul etmiyorlarsa, tamamını istiyorlarsa, bu futbolcuların hangi dönemde alındıklarını, menajerlerinin kim olduğunu, kimler tarafından yönlendirildiklerini vesaire hepsini döker anlatırsın. O zaman kimsenin gakkuk edecek hali kalmaz. İşte mesela biraz önce Erdem'in de örneğinde verdiğim gibi niye tamamını istediğini çıkar açıklarsın. Mehmet Başkan aynen, bir aramış, konuşmamış aynen, bile çocukla. Aynen. Telefonuna yani, bile bakmamış ve çocuk çok kırılmış. Evet. Bunu diyebilirsin. Yani o şeffaflık budur zaten. Şeffaflık, rakamlar. Bakınız arkadaşlar, Ankara Gücü kulübüne 89.918.714 lira girmiş. 77 milyon bilmem ne çıkmış. Aradaki eksi şu bilmem ne falan diye rakam vermek değil. Onların ne işe? Ben Engin'e de zaman zaman söylüyorum. Tamam, rakam veriyorsun, iyi güzel araştırıyorsun. Rakamın ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını, fazla olursa ne olacağını, az olursa ne olacağını anlat insanlara. İşin detayını bilsinler. Benim Ankara yönetimine de kızdığım bir takım şeyleri eksiklik olarak gördüğüm şey bu. İzah et, kamuoyunu bilgilendir, insanların olan biten hakkında bir fikri olsun. Yani varsayımsal olarak böyle dedi. Şimdi biz burada da aynı şeyi koyduk. Varsayımsal böyle dedi. Acaba gerçek mi? Yoksa bir strateji mi? Yoksa başka bir şey mi var? Böyle bir şey olmaz ya. Yani iki kere iki nasıl dört ediyorsa sen de dersin ki kardeşim ben Ankara Gücü'nün başkanıyım. 8 tane futbolcuyla konuştum. Bunların menajerleri bunlar. Bu şu dönemde alınmıştır. Şu kadar oynamıştır. Ankara Gücü formasını bir kere bile giymeyen. Ben tam hatırlamıyorum. Hop giydi mi? Belki hop giydi bayağı giydi. Bayağı öyle giydi, mi? Giydi, bayağı giydi. Benim sağ gözümden kaçmış sonra. Demek ki çok küçük kalmış kalede. Şu kadar giyen oyuncu bizden şu kadar lira para istiyor. Parasının tamamını istiyor. Parasının tamamı 100 bin dolar mı? 500 bin dolar mı? Bir Chelsea diye bir oyuncu vardı. Bir zamanlar İtalya liginde oynamış falan. İşte dediler ki şöyle sol açık, böyle frikik attı mı kaleci görmüyor falan filan diye bir sürü hikaye anlatıyorlardı. Vallahi bu 4-5 maç, 6-7 maç falan oynadı herhalde değil mi? 10 maçı görmedi. Ziraat'ta oynadı biraz. He, Ziraat penaltıdan atıyordu. Vakit geçirdi. Tamam. Aynen. İyi. Kaç milyon dolar para ödenecek buna? Rakamlar. Kaç yüz bin dolar? Bunların, evet. Bunların hepsini Bülent açıklamak zorunda. Şeffaflık denilen olay budur. Açıklayacağım diyor. Önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyeceğim. Önümüzdeki günler şöyle açık bir kavram Bülent'ciğim. Yani 26 Aralık 2019'dan başlayarak kıyametin kopacağı güne kadar olan günlerin tamamı önümüzdeki günler. Öyle mesela bir açık kavram. Cengiz Başkan'da da ben aynı hatayı görmüştüm. Deprem gibi bir açıklama yapacağım demişti. Sonra hiçbir çok etkisi olmamıştı. Çok deprem bekledik ya. Evet, olmamıştı. Bu da
Onun hanesine yazmıştı Cengiz Başkan. Hani evet. Deprem yaratacaktı. Niye yaratmadın dendi yıllarca Cengiz Toper Yıldırım'a. Fatih Başkan da açıklama yapacaksa evet deprem etkisinde bir açıklamayı yapması lazım. Ne var ne yok ortaya dökülmesi lazım. Aynen öyle. Ya şeffaflık zaten bunu gerektirir. Tamam biz ondan, biz kimseden, ben geçmişteki yönetimlerde de kavga ettiğim yöneticiler ve başkanlardan bile kulübün yatak odasını ortaya serin demem. Ama kulübün salonu, kulübün mutfağı, ne bileyim koridoru, antresi falan şöyle bir gösterilir, bir bakılır. Öbür tarafta bilinmemesi, görülmemesi gereken bir takım şeyler olabilir. O kulübün özelidir. Onun dışındaki şeylere ilişkin her şey bilinebilir, anlaşılabilir, görülebilir, duyulabilir hale gelmelidir. Bizim de beklediğimiz bu. Yoksa biz şeyi istemiyoruz. Yani kulübün her şeyini bilelim, her şey ortaya saçılsın, bilmem ne olsun. Zaten her şeyi ortaya saçılıp saçılmama tartışmasından bu kulüp ta ikinci ligin dibine kadar gitti de zor geldi. Aynen. 20 milyon borçla verdiler bu kulübü. 120 milyon borçla küme düştü. 2 sene içinde. Onun için bugünleri yaşamayalım diye konuşuyoruz. Yoksa benlik bir şey yok. Ya ben, benim için bu Ankaracı taraftarı burada aynen köy kasaba diye bağırdı. Aynen öyle. Ben ikinci ligdeyken de Ankara güçlüydüm. PTT birinci ligdeyken de Ankara güçlüydüm. Süper Lig'de Ankara güçlüydüm. Şu anda bizi seyreden insanların birçoğu doğmadan önce Ankara güçlüydüm. Şu anda yaşlı 90 90 yaşındaki insanlar 40-50 yaşlarında gazete okurken ben Ankara güçlüydüm, yazıyordum. Yani bir takım şeyleri benim için değiştiremezler. Ama Ankara gücü için bir şeylerin iyi yönde değişmesi lazım. Benim derdim o. Yoksa ben ikinci ligdeyken özellikle burada da söyledim. Özellikle Ankara gücü forması giyip Bodrum'da yürüyordum. İkinci ligdeyken özellikle. Evet. Yani o zaman hiç kimsenin yüzüne bakmadığı ikinci ligdeki gariban bir takımın formasıydı o. Onu giyip geziyordum. Süper Lig'e çıktıktan sonra bir iki antrenman dışında spor merkezinde giymedim Ankaracı formasını. Duruyor evimde katlanmış ve ütülenmiş vaziyette. Çantamda da bir tane var. Bunlar duruyor. Onlar da Türk imzalı fotoğraf ayrıca. Sosyal medyada da var. Evet. Tabii sosyal medyada. Örnek gösteriyorum. Başka benim gördüğüm bir sıkıntı da şu. Kulübün sosyal medya hesaplarında sürekli bir gelen gidenin fotoğrafı paylaşılıyor. Yardım ediyorlar mı etmiyorlar mı onu da geçtim. Ya biz burayı yeni açtık. Bizim de buraya birçok hayırlı olsun ziyaretine gelenlerimiz oldu. Burası neticede sahipleri olan bir kuruluş. Dernek değil, kamu yararına dernek değil. Bir camiaya ait bir şey değil. Ama ben dahi kendi başıma bunu şöyle paylaştım. Gelenlere evet teşekkür etmem gerekiyordu. Ama kendi sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Klas Spor hesapları üzerinden ben bunu paylaşmadım. Kulüp şirket sayfalarını, Klas Spor'un hesapları bunlarla yoğunlaştırmadım. Oradan haber akışımız devam etti sadece. Ama görüyoruz ki Mehmet Başkan'dan beri her gelenle fotoğraf çekilip bunu sosyal medyada paylaşmak bu kişilerin Ankara gücü üzerinden binlerce kişiye ulaşıp reklamlarını yapmasını sağlamaktan öteye giden bir durum değil. Evet. Gerçekten önemli bir sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Bununla ilgili kulüp sayfası görkemli bir şekilde onu verir. Teşekkür eder. Bu her Barcelona'da da böyledir. Fenerbahçe'de de böyledir. Evet. Trabzonspor'da da böyledir. Ama yani X partinin Ankara İl Yönetim Başkan Yardımcısı kulübü ziyaret etti diye bunu sosyal medyasında paylaşmak kulübümüz kulübe bir katkı sağlayan bir hareket değildir. Aslına bakarsak ters tepecek şekilde kulübü küçültecek bir harekettir. Ve bu Mehmet Başkan'dan beri ısrarla sürdürülen bir davranış. Ve beni çok çok da rahatsız etmeye başladı. Evet, başka bir taraftar olsan siz siyasetin takımısınız diye ortaya çıkar adam. Direkt yüzüne diyorlar da. Evet, diyorlar da. Ortaya da çıkıyor. Takımsın. Bir de üstüne üstlük abi senin artı olarak da ekleyeyim. Hani sürekli siyasilerin fotoğrafı paylaşılıyor. Bu hafta bir maça gelin diye bir video paylaşıldı. Sanki hani şu kolay kullanılan eskiden movemaker'lar vardı. Bülent abi falan bilir abi. Sen de bilirsin belki. Movemaker'la yapılmış gibi bir video paylaşıldı. Maça gelin videosu. Gördün mü bilmiyorum evet. Ama hani hem siyasi olarak paylaşımlarda sıkıntı var hem de normal paylaşımlarda da var yani. Üstleri aslında üste çıkabilecekken çıktık da transfer markete kadar çıktı da takım. Bu Kitsu'yu Boydu aldığı zamanlar Marvel kahramanlarıyla birlikte özdeştirip
oyuncuları tek tek duyurmuştu. O kadar da çıktı. Ama bu maça gelinde Moumekla hazırlamış bir videoyla. Bir de üstüne üstlük siyasileri var. Tamamen artık uzaklaşmış bir şekilde. Sosyal medya platformundan uzaklaşmış bir şekilde duruyor Ankara Gücü. Ya işte bak, o şahıs sahibi de forma hediye diyoruz. Hüseyin Efe şu anda yorum yazdı. Saman pazarındaki manufatürcü dükkanı gibi her gün çay kuru pasta gidiyor. Başka bir şey yaramıyor bunu diyenler var. Evet, yani algıyı buraya getiriyor. Yani bu fotoğraf paylaşılması belki küçük bir olay. Belki gelenleri onurlandırmak için, mutlu etmek için yapılmış bir olay. Ama burası da koca Ankara Gücü kulübü. 105 yıllık bir kulüp. 110 yıllık bir kulüp, pardon. Yani biraz da şey yapmak lazım. Orada kulüp sayfasında fotoğrafının çıkması için bir kıymetinin, ağırlığının olması lazım. Ankara Gücü medya ve sosyal medya yönetimiyle ilgili de herhalde bir takım eksikler var. Bunun getirdiği bir takım sıkıntılar var. Onun ötesinde bu insanları da o medya görevlisi arkadaşlarımızın ya da medya sorumlusu yöneticinin uyarması lazım. Burası şey değil, dükkan değil, yani, burası Ankara Gücü diye. Şimdi ben birçok kulübün kendi kurumsal WhatsApp hesabına dahilim. O WhatsApp hesapları gazetecileri bilgilendirmek için kullanılır. Evet. Şu saatte antrenman var, şu saatte şu var. Fotoğraf paylaşılacaksa iş hızla yürüsün diye. Ve bu grupları, birçok kulüpteki grubun sayfası yazışmalara, tartışmalara, diyaloglara kapalıdır. Sadece o grubun yöneticileri evet, paylaşırlar. Şey yani bunu Ankara Gücü kapatıyor. Bir gün sonra bakıyoruz, geri açmış. Bir gün sonra geri kapatıyor. İçerisinde bir tartışma dönüyor. Birisi bir şey isteyecekse, fotoğraf isteyecekse, yorum isteyecekse oradan dönüyor. Ya işte anlatmaya çalıştığımız bu işler detay gibi gözükse de önemli işler. Ankara Gücü'nden iki alt ligdeki takımlarda dahi bu işler daha doğru yürütülüyor. Yani evet, bu işin doğrusu odur. Dünyanın her yerinde böyle uygulanıyordur. Ankara Gücü de bunun, ya ama bizim çocuklar gibi davranamaz, kurumsallığını oturtur. Evet, biz de Ankara Gücü'ne hangi günde antrenman basın açık, hangi gün kapalı olduğunu biliriz. Telefon açıp Ankara Gücü'nde antrenman hangi gün basın açık diye sormamıza gerek yoktur. Ya o zaten saçma sapan bir şey. Bu hafta Ankara Gücü'nün basına açık, kapalı, kapalı. Bu hafta kapalı, komple antrenmanlar basına kapalı. Ya böyle saçma sapan yapacağız. Bir şey olur mu ya? Yani basına kapalı Ankara Gücü antrenmanı. İyi ki biz gazetecilik, sen diyorsun ki işte gazetecilik, mastecilik diyorlar. İyi ki ben gazetecilik yapmıyorum yani. İki çok, kere çok büyük patırtılar kopardı. Tesislerden geri döndüm. Bu antrenman yönetim tarafından basına kapatıldı. Yani bizle alakalı bir problemden dolayı değil bu. Basına kapatıldı. Basın istenmiyor. Ya basın niye istenmez? Basının işidir o. Ya Hürriyet'te bir tane Ankara Gücü haberi çıkmadığı gün kıyamet kopardı ya. Ben hatırlıyorum. 1000 tane telefon, ne oldu? İzinli miydin? Bir yere mi gittin? Falan filan. Böyle patırtı kopardı ya. Ya şu kadarcık bir haber çıkmasın, Hürriyet'te vallahi de billahi de 1000 tane insanla uğraşırdık. Ne oldu, ne bitti falan diye. Yani bu bir alışkanlık. Bu kötü bir şey de değil ki ayrıca. Ankara Gücü'nün Hürriyet'te, Milliyet'te, medyada, Klas Spor'da yer alması kötü bir şey falan değil ya. Yani aynen bunu öyle anlayamıyorlar. Bunu anlamakta zorluk çekiyorlar. Bu yönetici, başkan içinde, yönetici içinde, teknik direktörü içinde, futbolcu içinde, herkes için geçerli bu söylediğim. Yani orada yer almak, olumlu ya da olumsuz yer almak, Ankara Gücü'nü seven, takip eden, Ankara Gücü'ne gönül vermiş insanlara bilgi verme açısından bir kamu görevi. Orada hiç kimse bir şey bahşetmiyor. Hiç kimse bir şeyden dolayı bir avantaj, keyif sağlamıyor ya. Gazeteci işini yapıyor. Ankara Gücü'nde olan bir tane haberi kamuoyuna duyuruyor. Evet. Yani bunu, bu İstanbul'a özenme var ya, bu İstanbul'a özenme. Bak, Trabzon'u mahvetti senelerce. Ben Trabzon'u yazarken hep söylerdim. Her çıktığım televizyonda, TRT'de, Nik TV'de, NTV'de, CNN'de, Rize Çay TV'de, her yerde söylerdim. Trabzon'un bitişi İstanbul'a özendiği gündür. Ne vakit İstanbul'un yaptığı gibi sağdan soldan çer çöp topladılar yabancı yerliyi, kendi evlatlarını bir kenara attılar, Trabzon o gün bitti dedim. Bir daha da şampiyon mampiyon olamadılar. Ben buna benzerini Bursa için de söylerim. Beşinci büyük olduk. Moduna girdikleri için Bursa Spor.
Şu anda en değerli gibi. Evlatlarını sattılar, o Sercanları, Volkanları. O çocuklar bir sene daha oynasaydı, bir sene daha o düzeni geliştirerek sürdürselerdi, Trabzon şey Bursa Spor takımı bu lige damgasını böyle şey kızgın demirle vurabilecek düzeydeydi. Onlar zannettiler ki işte tam para kazanma zamanı, bak bunlar para ederken satalım, Sercan'ı sat, Volkan'ı sat, bilmem neyi sat, kaldılar çoluk çocuğun elinde. Ondan sonra dizlerinin üzerine çöküp kafa üstü çakıldılar. Transfer yasağı, eksi 3 puan, yapılandırma, transfer yapma gibi birçok konu yanında bir şeffaflık, iki kurumsallık konusunda Ankara Gücü yönetiminin yol alması gerekiyor diyoruz o zaman abi. Evet. Doğru muyum? Aynı fikirdeymiş. Şeffaflıkta iyi dedin. Yani şeffaflık ben söylemiştim. Hatırlattın. Şeyde kurumsallık konusunda zaten inanılmaz mesafeler almaları lazım. Yani kurumsallığı bir kere ne diye anlıyorlar? Onu bir izah etmeye lazım. Kurumsallık bir binanın kapısından girip seni birinin karşılaması, sonra bilgisayarda birilerinin bir şey yazıp çizmesi, sonra işte antrenmana çıkıp gelinmesi, birilerinin çamaşırı yıkaması, birilerinin oyuncuya yemeği hazırlaması, işte yöneticilerin kahvelerini, çaylarını hazırlaması falan filan diye algılanıyorsa Ankara Gücü kurumsal. Ama öyle değil o işler. Ya bir Allah'ın kulunu, bu işe gönül vermiş bir Allah'ın kulunu, bir yöneticiyi buradan bir sürü saçma sapan paralar ödüyorlar transferde. 3-5-7'yi bir kenara ayırsınlar. Bu işe meraklı, kafası çalışan, dil de bilen birini kaldırsınlar. Liverpool'a göndersinler. Barcelona'ya göndersinler. Real Madrid'e göndersinler. Kurumsal yapı nasıl oluyor? Ne gibi özellikleri var? Nasıl oluşturuluyor? Nasıl geliştiriliyor falan filan diye. Bunlara bakıp buradan bir küçük örneğini de buraya kursunlar. Abi bak şu cümleyi geçtiğimiz günlerde kurdular. Teyit etmediğim için aslında paylaşmayacaktım. Ya yabancı futbolcularla görüşmeye gidiliyor. Futbolcuların transfer yasağını kaldırmak için alacakları ile ilgili gönderilen yöneticilerin yabancı dili yok. İşte. Şimdi doğrudur değildir. Kimler gitti, kimler görüştü bilmiyorum ama söylenen böyle bir şey ve daha kötüsü ya değildir diyemiyorsun bazen. Kurumsal bir davranış. Şu an işte kafamda bile yani dedim ki ya normaldir dedim yani. İşte değildir de diyemiyorsun bile. Bu böyle bir sıkıntı var. Yani bunun aşılması lazım. Evet ya olur mu öyle şey? Ankara Gücü oraya gönderdiyse tercümanıyla göndermiştir. Profesyonel orada o işi yapacak avukatıyla göndermiştir. Dememiz lazım. Yani gitmişken meseleyi çözmüştür dememiz lazım. Aynen. Ama görülüyor ki hiçbir mesele çözülememiş. Çok basit ya. Sosyal değil mi medya. Yani şu andaki kıyametin kopup kopmaması tartışmaları yapıldığına göre mesele çözülememiş demektir. O zaman boşuna gittiler. 3-4 gün gezdiler, geldiler. Bir şey de çözemediler. Aynen. Sosyal medya mevzusunda şunu uzağa gitmelerine de gerek yok. Onu söyleyecektim. Tam Liverpool'a falan gitmelerine gerek yok. Göztepe'ye gitsinler yeter. Göztepe'nin sosyal medya sen daha görmüşsündür abi YouTube'u. Kendi antrenmanlarında o 3 oyuncuyu çekiyorlar. Direkt vurma mesela. Direkt vurma yarışı yapıyorlar. Bu her taraftan izlemek istediği bir şey. Oradaki muhabbeti anlatıyorlar. Ne bileyim quiz yapıyorlar Göztepe sorunları. Hani burada bile aslında bir sorun, kurumsallık kokuyor. Gittiler stat yaparken açılışlarında da söylediler. Stat bittikten sonra daha üst seviyelere bir Göztepe diye bir sloganları var. Yani çok yardım önemli. Kampanyası falan yine devam edelim. Onlar da geliyor. Televizyon televizyon mu yine? Bildiğim 3 tane kulüpten bahsediyorum abi. Yakından takip ettiğim, yapılarını bildiğim, kimlerin çalıştığını bildiğim. Osmanlıspor'da Eren Doğan çalışıyor. Ankara Gücü'nde de çalışmıştı. Çalışmıştı. Döneminde. Çok değerli bir arkadaşımızdır. Gençler Birliği'nde Hakan Karakocak çalışıyor tek başına. Bunlar bu kulübe basın birimini ve sosyal medyayı yöneten insanlar. Erhan muhteşem iyi iş çıkarıyor. Hakan muhteşem iyi iş çıkarıyor. Ankara Gücü'nde 3-4 kişi çalışıyor basın biriminde. İkisinin yaptığı kadar iş çıkmıyor. O kalitede de iş çıkmıyor. O dilde de iş çıkmıyor. Yani Erhan'ın gönderdiği bir haberi Osmanlıspor'u sevmesem dahi okuma ihtiyacı duyuyorum. Görseliyle şeyiyle. Gönderdiği her fotoğrafı o gazeteye 6 sütun, 9 sütun manşet yaparım. Benim ömrüm gazetecilikle evet. Geçti. Ya kullanmayınca utanıyorsun yani. Fotoğrafı o kalitede haberi kullanmadığın zaman hakikaten insanın içi acıyor. Yani bu kadar bir emek var, bu kadar bir tecrübe var, bu kadar bir kalite var. Bir de adam da kaliteli yani. Evet. Bir de öyle bir tarafı var. Ama
çok enteresandır. Ankara Gücü dediğin gibi işte bilmem kaç kişiyle onun yaptığının yarısı kadar iş çıkaramıyor. İşte Gençler Birliği Hakan Karakoca tek başına çalışıyor. Ben şimdi kulübün basın biriminde çalışan elemanları bir şeyim yok, sistemim yok, siz niye beceremiyorsunuz falan da demiyor. Canım öyle beklentin de olmadığı alakalı için. Bir durum. Yani iyi organize edersin, iyi görevlendirirsin. Mesela Gençler Birliği'nde de o sosyal medya için video hazırlanıyor. Evet. Ama Turna.com sponsor yapılmış. Onun üzerinden bir firmayla anlaşılmış. Para oradan oraya aktarılıyor ve iş çözülüyor. Çok basit bir şekilde Gençler Birliği sosyal medya işindeki o videoları öyle çözmüş. Ya iki haftadır seni kurtaran bir kitsüyü var. Evet. Bu kitsüyü nedir, ne değildir, nereden gelmiştir, nereye gitmiştir, nerede yaşamıştır, neler oynamıştır, anası babası ya da karısı evladı neye benzer? Ya bir röportaj yapın gönderin. Bütün gazeteler bunu yayınlar ve manşet yapar. Abi ya. Ben şu anda kitsüyle ilgili özel çizim yaptırırdım. Zeus'a, Perseus'a falan benzetirdim. Yunan tanrısı gibi. Ha, evet. Yani ha bir de şu anda görünür o benim adam gözümde çünkü. Türkleri Yunanlara karşı olan duygularını, bakış açılarını değiştirmeye başladı. Evet. Yani geçen bir tweet attı. Biri kimdi hatırlamıyorum şimdi, ayıp olmasın. İnsanlara da haksızlık etmeyin. Çok zekice bir tweet. Eğer Atatürk kitsüyü görseydi Yunan'ı denize dökmezdi diyor. Bizim Ankara üçlerden birinin attığı ya bir de Gekas'ta, tweet. Gekas'a da aynı şeyi. Evet, Gekas da aynı şey. Evet. Yani şeyi insanlarda böyle dönüşümler, böyle bakış açıları, böyle pozitif duygular yaratan futbolcu. Şimdi bunu niye kamuoyuna tanıtmazsın, çocuğun gururunu okşamazsın, çocuğun popülaritesini arttırmazsın? Ne olur ne olmaz ya. Gidecek diye falan mı korkuyor? Selanikli diyorlar abi. Olabilir. Ama olabilir çünkü yanlış hatırlamıyorsam PAOK Selanik'in takımıydı. PAOK Selanik takımıydı. Yani ben Selanik'e gittim de. Bir bilgi verin. Selanik çünkü şey New Smyrna diye geçer. Yeni İzmir diye geçer. Onlar İzmir'den evet. Gittikten sonra bir İzmir'de oraya koymuşlar. Selanik'in böyle bir şeyi falan da vardı. Evet, böyle Selanik. Kendine kurulmuş bir futbol kulübü. Evet ya. Atatürk. Yani. Atatürk. Yani sonuç itibariyle böyle bize bir yakınlığı var adamın. Ya fark etmez. Yunanlı olsun, Çinli olsun, Rus olsun hiç fark etmez. Bu spor olayı ya. Bu politikayla, bu ırkçılıkta, mırkçılıkta alakası olmayan bir olay. Yani geçen gün İngiltere Ligi'ni seyrediyordum. Arsenal'in sağ beki. Adam bir şey Tottenham'ın oyuncusunu sonu attırdı diye ki sonuna kadar hak etmişti. Şey Chelsea'nin olayı. Chelsea'yle evet, Tottenham'ın Chelsea'nin sağ beki. Aynen Rudiger. Rudiger ha. Rudiger o yerden tekme attı. Oyundan atıldı son. Aslında sopalanması gereken herif o. Bütün stat Rudiger'e maymun işareti, ırkçılık hareketleri falan yaptı. Millet oldum ya. Hala televizyonun bu, karşısında bu var ya. Tottenham'a Mourinho nedeniyle de biraz daha sempatim vardı. Başladım saydırmaya. Sizin de maymununuzun da falan filan diye. Yani insanı böyle ya bu spor maçın Allah aşkına ya bu top ya. Ulan gücüm yetse ben şimdi çıkıp hem futbol oynayacağım hem basketbol oynayacağım hem korkmasam sağımdan sonra. Dünyanın en güzel işi spor yapmak, spor seyretmek, sporun içinde olmak. Böyle bir güzelliğin içine saçma sapan şeyler katıyoruz, bulandırıyoruz. Ondan sonra da kavga, gürültü, çatışma. Çok güzel bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyayla alakalı bu. Şimdi Çağlar Söyüncü, Leicester City'de. Evet. Leicester City neredeyse 7 günde 3-4-5 gün atıyor neredeyse Çağlar Söyüncü ile ilgili bir tweet. Attığı bütün tweetlerde normal beğenme ve normal tıklanma, RT'lenme sayısından daha çok. 25 binleri, 30 binleri buluyor. Tabii bunun katkısı Türkler her zamanki gibi. Tabii ki bizimkiler yani, aslan tabii, gibi çalışıyorlar. Aynen parmaklar öyle. Göreve. Her zaman bir RT yapıyor. Ama şey diye. Çağlar da çok iyi bir performans gösteriyor. Tabii ki. Şimdi bunu yapa yapa da Leicester City Manchester City için ön açtı. Yani bir oradan yapıyor. Hem Manchester City'nin yöneticileri görüyor, hem Manchester City'ler geliyor. Bundan dolayı da bir bakıyor çok beğeniliyor da hani o fotoğraf. İnsan ister istemez bir diyor ki ya hem Çağlar burada da beğeniliyorsa bu kadar demek ki bir şey vardır diyor yani. Bir de yerine geldi o Maguire. Manchester United'a giden herifin yerine geldi. Ondan daha popüler de bir hale geldi. Evet. O tanrı gibiydi Leicester'da. Şimdi taraftar ondan da taraftar falan özel tezahüratlar yapıyor, destekliyor falan.
Dolayısıyla dediğin gibi sosyal medyayı da doğru kullanmak çok önemli bir şey. İşte burada bir Kitsuyu kullansa bu şekilde Ankara Gücü, belki Yunanlar da artık Ankara Gücüleri görecek. Diyecek ki demek ki Ankara Gücü'nden Yunanlar iyi topçu olacak. Belki oradan iyi topçular da avantaj. Ya transferine kadar gider bu işte. Yani bir sosyal medya bütün dünyanın gördüğü bir şey. Evet. Ben bu hafta analiz yazdım. Chelsea Tottenham'ın maçının analizini yaptım Futbol Akademi'de. Hani ben hiç beklemediğim yerlerden tepki aldım bu hafta. Hani sosyal medyada paylaşıldı sadece. Belki hani hayalini kurduğum insanlarla sohbetini kurdum bu hafta özelden. Ama bunu kimseye şey yapmadık. Bir sosyal medyada bir etkinlik nelere kadir oluyor tabii ki insan için. Bundan onun için onları doğru kullanmak lazım. Aynen öyle. Böyle basına kapattık, televizyona kapattık, komik gazetecilere komik kapattık. İstanbul özentiliğinden vazgeçin arkadaşlar. Ankara'da insanlar şehrinin takımını tutuyor, şehrinin takımını görüp onu medyada izlemek istiyor. Onun için bu saçma İstanbul alışkanlıklarından vazgeçin. Nokta. Şimdi abi, Mustafa Hoca'yı övmemiz gereken bir şey var mı? Atlamayalım. Kötü skorlar aldığı zaman ağır ağır eleştirdik. Bakın, yo, bu gayet akıllıca gidiyor. Puan, hiç bir puan eğriye aldım. Eğri, doğruya i̇şte doğru. Atladığımız bir şey varsa üzülmesin. Ben onun için söylüyorum. Yani sen hep eleştiriyorsun Ferah. Ama sen öv. Şimdi biz zaten ortadan bakıyoruz, şey yapıyoruz falan. Sen birazcık daha siyah sert bakıyorsun. Çok yakışmış. Eren'le Mert'in fotoğrafı olması ayrı bir güzeldi. Onunla basın toplantısına aslında çıkması bak, da beni çok mutlu etti. Yanlış şey ne biliyor musun? Şuraya o maçtan sonra Eren'le Mert'in tişörtünün gönderilip şu masanın üzerinde olması gerekiyor diye. Doğru söylüyorsun. Bu hatayı da yani benim düşünmem lazımdı abi. Olur mu bunu? Ankara Gücü basın sorumlularının, Ankara Gücü yöneticilerinin düşünmesi lazım. Niye sen mi isteyeceksin bize bir Eren Mert tişörtü gönderin de program sırasında çocukların anısına herkes bir Fatiha okusun diye masanın üzerine koyalım, kulaklarını çınlatıp bir rahmetle biz okuyalım diye senin mi söylemen lazım, onların mı akıl edip yapması ya lazım? Ya eyvallah. Onlar ama bir formanın üzerine at, Türk imzasını atamayıp beceremeyenler bunu da yapamaz. İşte ben tabiri demek istediği şu. Yapsaydım iyi olurmuş. Onlar eksik, biz zaten bu şekilde işliyoruz. Sürekli biz istiyoruz zaten diyor ama bunu da bizim yapmamız gerekiyordu. Yine bizim yapmamız gerekiyordu. O zaman şey yapalım. Keşke onu düşünseydim yani diyorum. Ben şimdi söylediğin zaman gerçekten haklısın abi. Ama yapabilirdik. Bu da bizim ayıbım olsun benim. Daha da dikkat edeceğiz. Bu konulara dikkat. Onlar etmese dahi biz dikkat edelim. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Meriç abi hatırlıyor musunuz? Biz bir yayın yapıyorduk yine sizinle. Dedim ki biz ne dersek tersi yapılıyor. Biz ne dersek tersi yapılıyor demiştim. Evet. Biz bir yorum yapmayalım hatta bu hafta dediğimiz yine yapmazsa. Ve yine dediğimiz yapmadı. Dezavantajıyla birlikte dediklerimiz çıktı. Gol yedi. Ondan sonra ben Kütahya'ya gittim abi. O hafta hiçbir şey söylemedik. Dediklerimiz o hafta yaptı Galatasaray maçında. Avantajını aldı bu hafta. Evet, benim de olmadım programda o. Senin evet. Orhan Kemal'le yaptığım program. Demek ki Ankara Gücü'nün dönüşümleri için zaman zaman bizlerin biz olmadığı aslında bizlerle alakası farklı yok. Orhan'la ya da Orhan Sal'la falan yaparsın. Dönüşümler için öyle şeyler gerekiyor. Orada şey vardı abi, benim düşüncem her zaman. Hani biz söylüyoruz ya, bizi kale almama durumu ortaya çıkıyor. Bizi kale alıp onlar söylüyor diye yapayım mevzusu gibi geliyor bana artık. Yani onlar söylüyor. Bengim, bunu ben onun akıl etmesi lazım. Bunların onların çalışıp ortaya çıkarması lazım. Seni söylemenle, yapma yapmamayla diye bir tartışma konusu bile ya, olmaz. Bir bilimden bahsediyoruz aslında. Artık futbol evet, bir bilim oluyor. Evet, yani evet. Bu bilimin her şeyini en makul şekilde, mantıklı şekilde açıklamak lazım. Ona göre uygulamak lazım. Yani Hamza Hamzoğlu'nun Gençler Birliği'ndeki mucizesi, şu anki başarının kaynağı nedeni o. Aynı kadro Mustafa Hoca ile 9 puanda maçta aldığı puan belli. Hamza Hamzoğlu ile 7 maçta aldığı puan belli. Evet. Yani oynanan futbol belli. Ben bu hafta belki de ligin en keyifli maçlarından bir tanesini izledim Sivas karşısında. Evet. Yani bu kadronun farklılığından falan değil, bilimsel olarak kullanmasından. Orada kullanılmayan nimetleri kullanmasından kaynaklı. Bir Sefa'yı kazandı, bir Halil İbo'yu kazandı, bir Mats'ı kazandı. Oynamayan insanları kazandırma sanatını da gösteriyor. Hı hı. Yani şimdi yardım kampanyası deniliyor. Evet, ya yardım kampanyası yapılabilir. Evet. Çok çok büyüğü de yapılabilir. Eskişehir'in yaptığı gibi de yapılabilir. Erzurum'un yaptığı da yapılabilir. Bunu yönetimi doğru zamanda doğru şekilde yapması lazım. Ha. Yaptığının işe yaraması lazım. Benim için ama yardım kampanyasına özür dilerim abi, lafını kestim. Yardım kampanyası yapılıyor.
insanlar göğüs gövde gösterisi yapmak için ben 1000 tane alıyorum diyor. Ne 1000 tane alıyor ne bir şey yapıyor. Onu o sıra yani canlı canlı yapman gerekiyor. Kayseri şeyi, Kayseri'ye çok büyük bir destek sergilendi ama hala Kayseri'de hiçbir şekilde para girdisi yok. Ya bu SMS kampanyalarını falan Ankaracı yaşadı. Öyle ciddi bir katkı gelmedi. Ha katkı mı istiyorsunuz? Evet gerçekten böyle bir niyet var. Maç biletini 10 liradan 20 liraya çıkarsın yönetim. 30 liraya çıkarsın. Herkes o maçlık biraz daha pahalı bilet alsın. Kıyamet kopar. Ha o zaman da kıyamet kopuyor. Bu kadar biz şampiyonluğa oynuyoruz. Bu kadar yüksek bilet fiyatı niye diye. Yani şu anda Ankara yönetimine taraftardan gelecek, insanlardan gelecek desteği çok çok üstünde bir desteğe ihtiyacı var. Yani, çok daha üstünde. Yani misal çok çok iyi gitti. 2 milyon lira para sağlandı bu katkıdan. Ama ihtiyaç olan 70 milyon liradan bahsediyoruz. Evet. Yani bu gelen de bir şekilde doğru zamanda harcanamayabilir. Yani benim çocukluğumda kulüplerin bu piyangoları falan olurdu abi. Araba çekilişleri evet. Olurdu sahada. Evet. Arabayı ben hatırlıyorum Ankara gücünde 80'li yılların sonunda her maçta sahada bir araba olurdu. Çekiliş evet. Yapılırdı koltuk numarasına. Talihlisi koşar sahaya işte, alır bir şeyler yapar falandı. Yani güzel şahinler, serçeler, doğanlar çok dağıtıldı evet. O zaman. Yani onun için yardım kampanyasından daha önce yapılması gerekenler var. İlk önce onlar bir yapılsın, ondan sonra yardım kampanyasına girerler diye düşünüyorum şahsi kanıtı. Kurumsal olursan onların hepsinin bir sistem içinde kulübe gelişini sağlarsın, çıkışını sağlarsın. Belli bir takım gelirlerin gideceği yerler bellidir, belli harcanacağı yerler bellidir, yapılacak yatırımlar bellidir. Onların hepsi için kurumsal bir yapı oluşturman lazım. O yapıyı oluşturmadan 300 milyon girsin, 400 milyon çıksın. Yine eksi yüzdesin. Yani şey kafasıyla bir kere kulüplerin başkanlarından çok kulüplerin profesyonel yöneticilerin öne çıkması lazım. Yoksa bakkal dükkanı yönetilir gibi Ankara Gücü Kulübü, Gençler Birliği Kulübü falan yönetilmez. Yönetilirse böyle olur işte. İnşallah eksi 350, eksi 340. Hala yeniler, ikinci ayı dolmadı yönetimin. Bir panikleme halindeler. Birçok krizle uğraşıyorlar. İnşallah bunları da sağlarlar diyorum. Ben hala İnşallah. İyi niyette. Ben de düşünüyorum. İnşallah umutla bekliyoruz. Umutla bekliyoruz. İşte 110 milyon lira lazım denmiş yasağa kalkması için. Rakam artacak. Kim demiş onu? Ankara yönetimi taraftar demiş yoksa demiş. Taraftar demiş. Evet, şimdi bir de şeyle artık programı bitirelim diyorum. Deniz Federasyonun Ankara gücüne Denizli maçını Denizli maçını zaten bahsedelim. Bir de federasyonun Ankara gücünün maçlarını pazar gününe koymama konusundaki alışkanlığını neye bağlayabiliriz diyor. Cumartesi iyi gidiyor işte. Yani bayağı şey yani, insanlar gelmesinin işsiz güçsüz herkesin ya da işli güçlülerin işlerini güçlerini bırakması falan gibi bir çabalar var herhalde. Ya federasyonun yaptığı ne doğru ki bu program doğru. Abi yalnız bu işi sanki artık federasyon kendi yapmıyor gibi geliyor. Yayıncı kuruluşu. Tabii yayıncı federasyon eline veriyor. Şu gün şu maçı yayınlayacaksın. Şu gün kendi reytinglerine göre hesap ediyor. Tamamen ona göre ayarlıyor ve federasyon tamamen ipleri elinde gibi hissediyorum. Öyle yavaş. Zaten ya. Ben bak zaten bu işler anladım. Çok değişik işlerdir. Yıllarca Ankara gücüyle Trabzon'un maçları hiç çakışmadı. Yani ricalar, minnetler, istekler falan şey olur. Adamın biri hem Trabzon hem Ankara gücü maçını seyretsin diye çok çeşitli jestler yaşandı bu ülkede. Onun için o programların nasıl yapıldığını ben biliyorum. Onun için büyük bir ihtimalle zaten ana şablonu yaparlar. Yayıncı kuruluşa sunarlar. Yayıncı kuruluş şunun ricaları olur. Değişim ricaları. Saat ricaları. Ona göre de oynamalar olur. Bence o işte federasyon yayıncı kuruluşa rica ediyor. Ya şu maç şu gün oynansa daha iyi olur. Bizim başkanımız doğruya gitse gibisine. Olabilir. Tahmine. Bence. Ama yine ana şablonu hazırlayan federasyon onu inkar edemezsiniz. Çünkü o işten görevli kişiler ve şeyler var. Birimler var. Yani mesela bilgisayarda siz daha iyi bilirsiniz. Biz 35 yaşında bilgisayar, 40 yaşında laptopu gördüğümüz için sizler kadar bu mereti iyi kullanamıyoruz da hala el yazısı yazıyoruz baksana. Ne diyorsunuz siz ona? Böyle hani programlanmış
şablonlar var ya, ona şey diyorsunuz. Template. Yani şifrelenmiş şeyler. Yani bir numara dediğin zaman bir numaranın bütün maç programı patır patır dökülüyor. Aynen, formüllerle. Yani, formüllerle şey yapıyor. İşte öyle birkaç formülleri var. O formüllere yerleştiriyorlar. Ankara Gücü'yle Gençler Birliği denk gelmesin. Fener Galatasaray Beşiktaş maçları genelde ayrı ayrı zamanlarda olsun. Evet. Trabzon şampiyonluk şey olsun. Yakın takımlar ligin sonuna çakışmasın. Onlar öyle olsun falan ama diye. Ankara Gücü Gençler maçları da hep 6. haftaya gelsin diye bir sistem var sanki. Genelde olabilir. 6. hafta oluyor. Olabilir. 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 Dolayısıyla yani onun sonucudur ama hakikaten federasyon bu sene çok garip işler yaptığı için yani bunda da Ankara Gücü'nü hep böyle cumartesiye denk getirmek gibi bir özel yetenek sergiledikleri için de kutluyorum Türkiye Futbol Federasyonu'nu. Hakikaten çok başarılılar bu konuda. Aynen öyle. Bir ya. Denizli maçının da değerlendirmesini yapalım. Aynen, ufak değerlendirelim. Şimdi Denizli'nin bu haftaki elimizde bir grafikleri var Alanyaspor'a karşı. Alanyaspor'a karşı bir şut grafiklerini verebilir miyiz? Şut haritalarını. Burada aslında çok dikkat çekinecek şeyler. Denizli'nin bu maçta aslında o kadar gollük bir maç değildi aslında. Maçın genelinde. Evet. Hani şimdi insanlar öncelikle şu küçük notu düşünelim. Denizli geçen hafta çok gol yedi. Bu hafta dağılmıştır düşüncesi olmasın. Çünkü Denizli bu kadar gol yiyecek bir maçı oynamadı yani. Belli bir dakikadan sonra koptu Denizli maçı. Bu da tamamen dediğim gibi hem tribün baskısı vardı, yönetim istifa vesaire diye dediğim gibi malzemecisine kadar istifa daveti oldu. Bundan dolayı da sıkıntılar yaşadı. Gariban malzemeciler ne istiyorlarmış ya? Bilmiyorum, taraftar bir garipti, herkese küfür etmediği kaldı. Evet, neredeyse geldi. Bana bile ettiler sandım. Burada çok bir gol Denizli'nin, iki gol Alanya'nın XG dediğimiz gol beklentisi. Tekrar açıklayayım bu XG'yi. Bir oyuncunun yaptığı vuruş stili, nereden konumlanması ve nasıl ortadan mı yerden mi pasları, tamamen bundan önceki pozisyonlar değerlendirilip buna göre bir değer biçiliyor. Buna da XG deniliyor, gol beklentisi. Burada 2.1 Alanyaspor'un bundan önceki pozisyonların ikisi gol olmuş. Denizli'nin bir pozisyonda. Baktığınızda maç 2-1 bitecek ama farklı bir 5-1 mi bitti? 5-1 bitti. Burada tabii çok farklı bir pozisyonlar oldu. 15 şut, 13 şut, bir gole 5 gol. Burada en çok dikkat çekilen şey Denizli'nin tamamen ceza sahası içinden yediği şutlar. Yani altı pasa yakın yerlerden genelde sorunlar yaşadı. Bunun tabii hava topları şeyi vardı, sıkıntısı vardı. Çünkü hava toplarını genelde kaçırdı ve hava topu mücadelesinde arkaya adamları bıraktı. Kanatlardan saldırganlık yapan Alanyaspor'un etkinliği olarak sıkıntılar yaşadı kanatlardan Denizli. Bunu tabii gollere çevirdi Alanya. 5 gol attı. Tabii topla oynaması da önemli. Bu maç Ankara Gücü için çok çok avantajlı bir maç. Çünkü Denizli Spor'un hava toplarında eksiklikler getirdiğini, hava toplarında çok başarılı olmadığını ve sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Bundan dolayı da Ankara Gücü'nde dediğimiz, sabahtan beri bahsettiğimiz ortalar mevzusunda da hani avantaja gelip Denizli Spor'u ekarte edebilecek bir durumda. Bundan dolayı da Ankara Gücü'nün iki adım önde gittiğini görebiliriz. Bundan ziyade bir de pas haritası var Denizli Alanya maçında. Bir de pas haritasını alalım arkadaşlar. Bundan dolayı da Alihan'ın burada çok önemli hamleleri olması gerekiyor. Çünkü ikinci bölgede, yani orta saha alanlarında preslememesi gerekiyor Alihan'ın. Çünkü orada bir presleme Denizli için avantaja dönüşüyor. Bu da biraz daha hani bu hafta Antikolis için geride kaldığı gibi Alihan'ın da geride Libero'ya yakın olması gerekiyor. Şimdi benim merak ettiğim konu şu. Denizli Spor yan toplarda hücum etkili mi değil mi? Çünkü Ankara Gücü yandan geleni yeme konusunda bir alışkanlığı var. Denizli'nin böyle bir yeteneği var mı yok mu? Onu bahsettim şimdi. Hani dediğim gibi hava toplarında çok başarılı değil takım. Denizli Spor. Ondan dolayı yani biraz nefes alabiliriz. Evet, istiyorum. Avantaj iki adım. Yan top olunca ama çok tehlikeli. Yerden de olsa tehlikeli. Yani korcan hala yani yandan çalışıyor. Gelmesin. Yandan gelmesin. Karşıdan gelince sorun yok. Bu hafta yediği iki golü rahat yan toptan yedi Denizli. Denizli'de de aynı Ankara Gücü. Tamam, Ankara Gücü yandan gol atamıyor ama Ankara Gücü yandan i̇şte yiyor. Onu söylüyorum. Hani aslında yan toplarda da Denizli'nin de problemleri var. Ondan bahsediyorum. Yapılan ortaların daha alt seviyelerde kalıp topları kazanamıyor yan toplarda. Ortalarda başarısız olan bir Denizli Spor var.
İşte hani... ama işte handikaplar karşılaşıyor. Ankaragücü'nün de orta sahası evet. benzer hataları yapıyor. Aynen. Kim daha az hata yapacak şeyine gireceğiz. Hesabına işte, gireceğiz. O biraz. Yüzden aslında bireysel direkt şey. Bir de Ankaragücü için avantaj olan Alanya'yı burada bilerek getirdim. Yakındaki kompaktlığı görebiliriz Alanya'nın. Hani daha yeni dedik ya bir 20-22 metre. Beşlik diyor. Maçta gördük kompaktlığı zaten. İşte burada aslında Alanya'da Ankaragücü gibi biraz daha yakın mesafelerde oynuyor. Denizli ise açık, çok açık bir şekilde oynuyor. Ve pas haritasında Denizli'nin neredeyse çevresel bir şekilde konumlandığını görebiliriz. Ama Alanya'da hani aynı Ankaragücü gibi defans hattından kurup orta alandan beklerden ileriye bir çıkış var. Bundan dolayı Ankaragücü avantaj getirecektir Ankaragücü'ne. Ve Ankaragücü'nü Denizli Spor karşısında oynanan oyuna göre daha avantajlı konuma düşecek. Çünkü ileride forvette tek savunma yapıp hızlı çıkış Denizli'yi zora sokuyor. Alanya Spor'un bu hafta 5 golünün sebebi de buydu. Denizli'nin de yan toplardan zayıf olduğunda ortaya koyduğumuzda tamamen bir şekilde bu Ankaragücü avantaja dönüşüyor. Bunun yanı sıra Denizli Spor'un Aysati sorunu var. Aysati başarılı bir oyuncu ama temaslı oyun istiyor. Yani temaslı bir oyun sergilenmesi gerekiyor Aysati'ye karşı. Rodega bir de çok Trabzon'a karşı attığı gollerle de ortada. Rodega'yı da genelde ceza sahası içinde buluşturmaması için Ankaragücü'nün avantajları gerektiriyor. Yani burada bir Rodega'ya karşı bir bu sefer markajlaması gerekiyor Alihan'ın. Hani bu haftaki gibi boş bırakmaması yani gerekiyor. Sertliğini biraz taviz vererek kart görmeden takım eksik bırakmadan Rodega'yı iyi tutması aynen gerekiyor. Aynen öyle. Rahatsız etmesi gerekiyor. Kinci ve Cebrail önemli burada. Sarı kart sınırında olan oyuncular. Bunun peki yanı... radikal bir şey bekliyor musun Mustafa Hoca'dan? Yani Antalya maçında yapmadığı bir şeyi bekliyor musun? Çok. Bu maçta. Yani şu an sistemin oturmuş bir şekilde duruyor Mustafa Kaplan. Bunun farklı bir dediğim gibi bir dörtlü savunma. Hani Alihan'ı stoperde direkt stoperde beşli savunmada değil. Direkt dörtlüde başlatır diye düşünüyorum. Bir radikal en fazla değişiklik bu olacağını Moke'yi de 6 numarada oynatacağını düşünüyorum. Hani hücum hattında şöyle bir radikal karar verebilir benim düşüncem. Arkada 5-3-2 gibi ileride İlhan hani Orgil oynamazsa sakatlığı söz konusu şu an. Orgil oynamadığı İlhan ve Alper forvetini bekliyorum. Çünkü Alper oyuna girdikten sonra evet, ön alanda topları rahat indirdi hava toplarında. Bu nasıl bir avantaj getirecek Ankaragücü'ne? Alper'in ileride oynaması, topu Alper'in indirip İlhan'ın koşu yapması, çapraz koşuyla rakibin savunması. Dengesini bozması. Aynen öyle. Dengesini bozarak ön alanda avantajlar sağlaması. Böyle bir değişiklik Ankaragücü'nün hem avantaj olur hem de yararlı olur. Böyle bir değişiklik olabilir. Hani benim bu maç olmasa bile bundan sonraki maçlarda denilebilecek vallahi değişiklik. Bundan sonraki maçlarla ilgili konuşacağımız konular bambaşka olabilir. Aynen yeni öyle. Bir takım kadrosundan da bahsedebiliriz. Bu maçı kazanamazsa yeni bir teknik direktörle de bahsedebiliriz. Gelen hocanın neler yapabileceğiyle ilgili. Ki eğer bu maçı kazanamıyorsa gerçekten ikinci yarıya Kaplan'la devam edilmesinin çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani 2 puan Ankaragücü'ne verilmiş bir katkı olarak görmüyorum. 2 puan neticede bir galibiyet, iki beraberlikten bazen daha iyidir. Tabii canım. Aynen. Yani evinde hele... Rakamsal deniz... olarak düşündüğün zaman 3 her zaman 2'den daha büyük evet. bir rakamdır. Yani evinde Denizli'yi yenmek zorundasın. Bunu göstermek zorundasın. Hocalık yeteneklerini de göstermek zorundasın. Takımda ki futbolcular da eğer Ankaragücü'nü biraz seviyorlarsa, biraz ekmeğini yedilerse, biraz bu formanın ağırlığını hissediyorlarsa bu maçta gerçekten köprüden önceki son çıkış kadar önemli bir maç olduğunu fark etmeleri lazım. Evet. Ben onlardan bekliyorum. Taraftarın moral bozmadan, gününe bakmadan o stadı tamamen doldurmalarını ve gerçekten ellerinden gelen desteği zaten sağlıyorlar. Fazlasıyla yapmalarını bekliyorum. Bu maç her şeyden, yani bu sezon bahsettiğimiz 16 maçtan çok çok daha önemli bir maç pozisyonu aldı artık, konumunu aldı. Aynen öyle. Yani son ölüm değil deniliyor. Ölüm olmasa dahi küme düşmedir bu işin sonu. Konuşmak istemesek dahi bu maç kazanılmak zorunda bir maç olduğunu unutmayalım. Geçen sezon Ankaragücü 20 puan almasına rağmen ikinci yarı bu sorunları yaşadı. 11 puanın ne kadar büyük sorun olduğunu saatlerce anlatabiliriz, konuşabiliriz ama bu ya da yaşayabiliriz. Yaşayabiliriz yani. Aynen. Mustafa Kaplan aslında aynı şey demişti abi. Övmek gerekiyor mu diye de.
Yani ben 5-4-1 sistemine geçtikten sonra zaten hani biz hiçbir zaman kötü bir eleştiri yapmadık. Ağır bir eleştiri de yapmadık. Hep överek söyledik. 5-4-1'e geçtikten sonra da övdük. Hani bundan dolayı da Mustafa Kaplan'ı tebrik etmek gerekiyor. Sen dedin ki hani yollar ayrılabilir. Şu an benim gözümde hani gözümde değil. Bu maçı kazanmazsa diyor. Aynen. Benim düşüncemde Mustafa Kaplan'a fazla kredi verildiğini düşünüyorum. Hani bu iki tane beraberlik Mustafa Kaplan'a kredi verildiğini neden diye soracaksın. Bu kadroyla 2 puan aldı. Yeni bir kadroyla neler yapabilir düşüncesi olacaktır yönetim açısından. Hani bundan dolayı da kredi verildiğini düşünüyorum. Nasıl? Tabii yanlış da düşünüyor olabilirim. Ya bu kadroyla 2 puan aldığı da yani bu takımın 11 puanı var. 9 tane yedi. Ondan önceki hocalarla aldı. Aynen öyle. Yani evet. Bir de o tarafa bakmak lazım. O zaman Metin Diyed'in de dursaydı yeni sezonda yeni kadroyla neler yapmazdı? Aynen derim. Öyle. Aynen öyle. Yani ya Aykan Hoca ile Adnan Hoca daha sezonun başında o kadroyla ne puanları aldı? Biraz dayansalardı yeni kadroyla neler yapamazdı diye birçok senaryo çıkar. İşte Trabzon altyapısında 10 futbolcu oynuyorken Ankara Gücü niye yapamıyor? Altyapı yok çünkü. Olmayan bir şeyden de bir şey çıkmıyor. Dağıttık bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani. Var olanlar işte Rize'de oynuyor, Gaziantep'te oynuyor. Her takımda 1-2 evet. Bizden altyapımızdan yetişen insanlar var. Ama biz de kala kala elimizde 3-4 kişi kaldı. Sağ olsun Ankara Gücü taraftarları yayından ayrılmıyorlar ama 2 saate yakın oldu programımız. Yavaş yavaş sonlandıralım. Aynen evet. Öyle. Son söylemek istediklerinizi alayım Engin ve Meriç abi sizden. Ben Rovzi Report'a teşekkür ediyorum grafikler için. Bunun yanı sıra da bu hafta ne olursa olsun yasa kaldıracakmış gibi tribünleri doldurulması gerekiyor. Hani kimse ümitsizliğe kapılmasın. Moral bozmaya gerek yok. Aynen öyle. Hani çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar yasa kaldıracak düşüncesiyle giden insanlar da olabilecektir. Ama bilin ki Ankara Gücü son güne kadar yasağı kaldıran takım genelde. O yüzden son güne kadar da çabalanacaktır. O yüzden ümidi kesmeyip takımı desteklemek gerekiyor. Benim düşüncem. Yani arkadaşlar önemli olan armadır. Ankara Gücü takımı Süper Lig'de de, birincilikte de, ikincilikte de oynasa Ankara Gücü'dür. Ankara Gücü'nün armasıdır ama işin gerçeği çok zorluklarla gelinen bu ligde kalmak için mücadele son dakika, son saniyeye, bitiş düdüğü çalana kadar devam etmesi lazım. Bunun için de avantaj sağlamak için de bu transfer yasağı denilen illetin ortadan kalkması lazım. Bu illeti ortadan kaldırması gerekenler kaldırsın. Sonra alması gerekenler alsın. Çalıştırması gerekenler çalıştırsın. Tribüne gelip desteklemesi gerekenler desteklesin. Bize de ne düşüyorsa hasbelkader işte bilmiyoruz ne düşüyor. Ne düşüyorsa biz de yapalım. Sonuçta seneye Ankara Gücü takımı Süper Lig'de oynamaya devam etsin. Önemli olan arma yaşasın, Ankara Gücü yaşasın. Köy kasaba gezmeyelim. Yani o da bir tecrübedir, derstir. Ama yaşadık abi biz o tecrübeleri. Evet, yani. Acı bir ders oldu evet. Ama onun da yaşanması gerekiyormuş. Yaşadık. Çok alışmıştık yani 30 sene Süper Lig'de oturmaya. Bir de şöyle bir avantajı oldu. Senelerce Ankara Gücü'ne hep torpilli takım sizi işte Evren aldırdı. Bir talimatla lige çıktınız, bilmem ne oldunuz falan filan dediler. Al işte düştük yeniden çıktı. Şimdi kim aldırdı? Federasyonun tırnak ucu kadar katkısı yok. Bitmediniz diye karikatür var aklıma geliyor. Söyledikleri zaman tokatı yapıştırıyor bir şey söyledikleri zaman. Ya çok teşekkür ediyorum Meriç abi. Sağ ol. Engin teşekkür çok teşekkürler. Güçlü yorumun 18. bölümünü tamamlıyoruz. 18 bölüm demek 4,5 ay demek. Biz 4,5 aydır her hafta her gün Ankara Spor'u konuşuyoruz. Her çarşamba günü saat 8'de Ankara Gücü konuşuyoruz. Pazartesi günü Ankara Gücü konuşuyoruz. Cuma günü Ankara Gücü konuşuyoruz. Konuş konuş bitmiyor. Çok keyifli şeyler konuşamıyoruz belki ama bunda da çok suçlu olduğumuzu düşünmüyoruz. Ortam buna uygun. Biz de çok güzel şeylerden bahsetmek isteriz. İnşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda bu da olur. Özel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Bu kadar, yani biz yarım sezon neredeyse tamamında bu ekranlarda olmak bize çok keyif verdi. Sizlerle beraber olmak keyif verdi. Siz de ne yapmaya çalıştığımızı anlamışsınızdır büyük ihtimalle. Destekleriniz, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz onun için. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Güçlü Yorum'un 18. bölümü sona erdi.